Merhaba efendim, takvimler 9 Kasım Perşembe gününü gösteriyor. Ben Nevra Öner. Saatlerimiz 5.45. Günaydın Türkiye. 3 saatlik maratonla başlıyor. Gazete manşetlerini ve günün sıcak gelişmelerini paylaşıyor olacağız. Bizleri YouTube üzerinden ve TGRT FM'den de canlı olarak takip eden herkese günaydın diyelim. Günaydın Türkiye başlıyor. Amerika ile yaşanan vize krizini değerlendirdi Başbakan Binali Yıldırım. Karşılıklı atılan adımlarla vize rejiminin normale dönmeye başladığını söyledi. Bu atılan adım aslında vize rejiminin eski haline döndüğünün bir göstergesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile vize krizindeki son gelişmeleri bu sözlerle değerlendiren Başbakan Yıldırım, görüşmelerde ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için yapılabilecekleri konuşacaklarını belirtti. Amerika ilişkilerinin olumsuz yönde değil, olumlu yönde gelişmesi için birçok haklı sebep olduğunu ortaya koyacağız. Muhataplarımız da öyle zannediyorum ki geldiğimiz bu durumdan çok da mutlu değiller. Başbakan Yıldırım, vize krizinde karşılıklı atılan adımlarında olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Bizim buraya gelişimizden önce Dışişleri Bakanımızın muhatabıyla görüşmeleri oldu. Ve bir bunu olumlu bir adım olarak değerlendirmek lazım. Kısıtlıdan kasıt şudur, yani 400 tane günde vize verilirken 100 tane vize verecekler. Meclis başkanlığı seçimleri bu ay yapılacak sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim süreci başlamadan önce Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmede masada Kahraman'ın yeniden Meclis Başkanı adayı olup olmayacağı vardı. Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la görüştü. Erdoğan'ın resmi programında bu görüşme yer almıyordu. O yüzden de sürpriz oldu. Meclis Başkanı Kahraman'ın 2 yıllık görev süresi sona eriyor. 20 Kasım'da yeni Meclis Başkanı'nın belirlenmesi için seçim yapılacak. CHP Meclis Başkanı adayı olarak İzmir Milletvekili Zekeriya Temizeli gösterdi. MHP de bir aday gösterecek ama henüz isim belirlenmedi. Adaylarsa 12 Kasım'a kadar belli olacak. AK Parti de bu süreye kadar meclis başkanı adaylarını belirlemeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem grup başkan vekilleriyle hem de milletvekilleriyle temas halinde. İsmail Kahraman'ın yeniden meclis başkanlığına aday gösterilip gösterilmeyeceği merak konusu. Başkanlık için AK Parti grup başkan vekili Mustafa İlitaş, başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve eski Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun da isimleri geçiyor. Erdoğan 12 Kasım'a kadar AK Parti'nin adayını netleştirecek ve kamuoyuna açıklanmış olacak. Samimi bir teklif değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim teklifine AK Parti'den bir tepki daha geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Parti'den cevap sözcü Mahir Ünal'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben daha önce de birkaç kez ifade ettim. Ben siyaset yaptığına inanmıyorum. Çünkü siyaset böyle bir şey değildir. Yani siyaset bir millet için yapılır. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı düşünün ki kendi ülkesinin yanında durmuyor. Türkiye'ye operasyon yapan dış güçlerin içerideki aparatı gibi davranıyor. Şimdi buna siyaset yapıyor diyebilir misin? MHP erken seçimden yana değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına MHP'den de Devlet Bahçeli işte bu cevabı verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste basın mensuplarıyla bir araya geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına cevap verdi. Parti görüşleri olarak saygı duyulur ama MHP erken seçimden yana değildir. CHP dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı görünmüyordu ama şu an herhalde bir yerlerden çok büyük güç alıyorlar ki cesaretlendi. Bu güç adalet yürüyüşlerine dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım.
Sevgili seyirciler, kentsel dönüşüm yasası kanun hükmünde kararname ile değişecek. Tapusuz gecekondusu, kaçak katı olan da yeni konut sahibi olabilecek. Hükümet kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Yasada kanun hükmünde kararname ile değişiklik yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki, mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılacak değişiklikleri anlattı. Tapusu olmayana da, kaçak kat çıkana da kentsel dönüşümle ev verilecek. İlk etapta 600 bin bağımsız birimden bahsediyoruz. Vatandaşlara seçenek olarak diyeceğiz ki buraya çıkmak isterseniz en yakın mahallelere, yani bulduğum yerin yanında Esenler varsa, Sultan Gazi varsa 500 metre ilerisi burada size ev hazırladık. Gönüllü olarak çıkmak isteyenlere oradan yer vereceğiz. Bizim yoğunlaşmış olan semtlerimiz var. Orada sosyal donatı alanlarında okul, hastane, yol, otopark olması gereken yerlerde konutlar var. Tercihi bunlara da vereceğiz. Dışarıdan gelme yok, nakil yok, taşıma yok. Yeni nüfus gelmeyecek, bir taşınma olmayacak. Boşalttığımız ilçelerdeki o yerler ya yola gidecek ya sosyal donatıya kalacak. AK Parti gençler için düğmeye bastı. 18 yaş milletvekilliğiyle sınırlı kalmayacak. Sevgili seyirciler, 18 yaşında olanlara belediye başkanlığında önü açılacak. Sadece milletvekilliğiyle sınırlı değil 18 yaş. AK Parti gençler için bir kez daha harekete geçti. 18 yaş milletvekilliğiyle sınırlı kalmayacak. Bütün seçilme alanlarına yansıyacak. Belediye başkanı da seçilebilecekler. Açıklamayı AK Parti sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Şu anda hazırlık aşaması. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu bir toplantıda bunlar nihai karara bağlanacak. Ve sonrasında da bunların yasalaşma sürecini başlatacağız. Narkotik polisi deyim yerindeyse bir taşla iki kuş birden vurdu sayın seyirciler. İşte o hareketli dakikaları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Narkotik polisi Beyoğlu'nda operasyon düzenledi. Boş bir arazide içinde esrar olan 12 çöp poşetine el koydu. Baskın sırasında yoldan geçen şüpheli bir aracı da durduran ekipler yanılmadı. Araçtaki hırsız çetesi de çökertilmiş oldu. Narkotik polisinin operasyonuna özel harekat polisleri de destek verdi. Önceden belirlenmiş adresteki evler didik didik arandı. Mahalledeki boş arazilere de bakıldı. Baskında 50 kilogram esrar ele geçirildi. Narkotik baskını dışında çok sayıda araç da durduruldu. Arama yapıldı. Vatandaşların da GBT'leri sorgulandı. Sayın seyirciler, tüfek alan bir kişi tüfeğini denemek istedi, canından oldu. Aynen orada şey var. Yeni aldığı tüfeği denedi, hayatını kaybetti. ...51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir İstanbul'dan Adana'ya arkadaşlarını ziyarete geldi. Arkadaşıyla evde oturduğu sırada internetten aldığı pompalı tüfeği denemek istedi. Evden dışarı çıktı. Tüfeğiyle havaya ateş etti. O sırada tüfek tutukluk yaptı. Soruna çözüm aradığı sıradaysa tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüfeğini deneyen kişinin öldüğünü tespit etti. Özdemir'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip çatıya çıkan adamın yardımına bir vatandaşımız bakın nasıl koştu. Çektiler. Ay kalbim duruyor. Bunalıma girdi, çatıya çıktı. Genç adam onun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Ay aman böyle tanrım. Kurtardı. Ay vay. Ay! Ay ne bileyim ya. Ay! Ay gitti kalbim. Ah çektiler. Ay kalbim duruyor. Mehmet Aslan altı katlı binanın tanrım. Çatısına çıktı. Ay vay. Elim şişti bak. Ay manyak ya. Atacak ha kendine. Onu açtılar. Daha
şey olmaz. Tamam. Ama Gamze o başka yerde. Şu an o nerede, o nerede? Şimdi götürürler. O atsa atardı ya. Bu sırada çevredekilerden biri soluğu çatıda aldı. Ay bayıldı mı orada? Orada bayıldı mı? Aa, biri gitti, biri gitti. O şey değil mi kapı çocuk? Orası, kamera şey değil mi, kafedeki çocuk o? O kafedeki çocuk değil mi? Aa Melih, Melih gitti. Oo. Melih, evet. Manyak o. Salak. Melih gitti. Melih isimli bu genç, ay, Mehmet Aslan'ın bir anlık dalgınlığına fırsat bildi, kolundan yakaladığı yukarı çekti. Genç kadın kendini denize attı. Sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Taksiyi durdurdu, kendini denize attı. Çırpınan kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olay İstanbul'da yaşandı. Zehra K. sabah saatlerinde taksiye bindi. Rumeli Hisarı'nın önüne geldiğinde şoförden durmasını istedi. İner inmez koşmaya başladı. Kendini boğazın serin suyuna bıraktı. Atladı birden. Yani orada da bir amca vardı sağ olsun. Beraber koştuk. Taksi şoförü şaşkındı. Hemen balıkçı teknelerinden yardım istedi. İyi arkadaşlara haber verdik sonra. Balıkçılar sahile yanaşıp genç kadını kurtardılar. Tekniciler de daha sonra kurtardılar artık kadıncağızı. Yani herhangi bir şey bana şey söylemedi. Ruh halini çözemezsin. Bu sırada taksi şoförü de ambulans çağırdı. Genç kadın ıslanmıştı. Ekipler hemen havlu getirdiler. Sonra da ambulansla hastaneye götürdüler. Eşi küçük bebeğiyle birlikte kayıplara karıştı. Acılı adam ne yapacağını şaşırdı. Şimdi, çocuğumuzu da al gel ne olursun. Ben yalnız kaldım burada. Uyudu uyandı. Eşinin ben çocuğunu alarak uyudu. Kaçtığını öğrendi. Bir haftadır her yerde eşini ve evladını arıyor. Eşimden ricam dönsün gelsin geriye. Herhangi bir sorunu varsa gerçekten çözelim yani. Antalya'da yaşayan Osman Şeker, 2 yıl önce Kırgızistan asıllı Anara T ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Bir hafta önce işten gelen 58 yaşındaki adam dinlenmek için yattı. Uyandığında eşinin ve çocuğunun evde olmadığını fark etti. 8-10 defa aradım, telefona bakmayınca yatak odasına gittim. Gıcık aldım yani. Baktım orada valizi vardı, büyük valizi vardı. Valiz yok. Valiz olmayınca şüphelendim tabii. Daha sonra binmiş olduğu taksici arkadaşı buldum. Dedi abi ben götürdüm havalimanına. İkinci hat, dış hatlara götürdüm dedi. Ama yanında çanta, valiz ya da bebek arabası yoktu dedi. Biraz araştırma yapan Osman Şeker, eşinin bindiği taksinin sürücüsüyle konuştu. Eşi ve çocuğunun havalimanına gittiğini öğrendi. 16 aylık oğlunun bebek arabasını ise evine 400 metre uzakta terk edilmiş halde buldu. Yani onun kokusuyla yaşıyorum. Hala da öyle. O gittikten sonra eve gelemiyorum yani. Eve gelemiyorum. Gerçekten gelemiyorum yani. Eşyasını gördüm moralim bozuluyor. Ben eşimi ve çocuğumu çok seviyorum. Geri dönmesini istiyorum. Her gün acı çekiyorum. Çocuğumun fotoğrafına bakıyorum. Eşyalarıyla her gün beraber yatıyorum. Kucaklayıp yatıyorum. Yeni doğan bebeği parka bırakıp kaçtılar sevgili seyirciler. Vatandaşlar tarafından fark edilen bebek donmak üzereyken kurtarıldı. Dünyaya gözlerini açar açmaz sokağa terk edildi. Ağlama sesini duyan vatandaşlar hayatını kurtardı. Yürek burkan olay Batman'da yaşandı. Parkta ağlama sesi duyan vatandaşlar yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Artık annesi mi bırakmış, babası mı bırakmış, kim bırakmışsa parka bırakıp gitmişler. İhbar üzerine polis geldi. Ekipler bebeği alıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı. Polis bebeği parkta bırakan kişiyi arıyor. Yavru atmacayı yakalayıp ayağına kelepçe taktılar. Kurtarılan yavru atmaca veterinerde. Şu aparatlar tarafı ayaklarına bağlanmış uçmaması için. Yani tabii ki bu yapılmaması gereken bir hareket. Zaten bu yaban hayvanıdır. Normalde doğada olması gereken vahşi bir hayvandır. Yani kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Vicdansızlardı. Yavru atmacanın ayağına kelepçe takmışlardı. Bu şekilde hayvanların esir olması, esaret altında yaşamasını uygun görmüyoruz. Zaten yasalar da bunu engelliyor. Akıl almaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler yavru atmacayı yakaladı.
Sonra da Atmaca'nın ayağına kelepçe taktılar. Sözde eğitim vereceklerdi. Şu aparatlar ayaklarına bağlanmış uçmaması için. Yani tabii ki bu yapılmaması gereken bir hareket. Zaten bu yaban hayvanıdır. Normalde doğada olması gereken vahşi bir hayvandır. Yani kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Yavru atmaca uçmaya çalıştığı sırada elektrik tellerine takıldı. Oracıkta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yavru atmacayı kurtardılar. Yani uçmasın, kendilerine kalsın diye farklı amaçlarla ya işte sevdiği için beslediğini zannediyor. Muhabbet kuşu gibi şey gibi ya da işte köyünden öyle gördüğü için, yaşam alanlarında kendi hayatlarında hep öyle gördükleri için atmaca beslemeyi herhangi bir şekilde kendilerine işte yakın buluyor bazı insanlar. Veterinere teslim edilen atmacanın durumu iyi. Yarın da inşallah güzel bir şekilde uçuracağız. Bebeğini de kendisiyle birlikte öldürecekti. Polisin yöntemi hayat kurtardı. Bunalıma girdi, kucağında bebeğiyle çatıya çıktı ve herkes nefesini tuttu. Bir polis sürünerek yanına yaklaştı, ikisini de kurtardı. Çin, film gibi bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Bir kadın eşi eve gelmiyor diye bunalıma girdi. Bebeğini de yanına alıp çatıya çıktı. İtfaiye, polis, herkes seferber oldu. Gerilimli dakikalar böyle başladı. Yetkililer dil döktü ama nafile. Kadın kimsenin yanına yaklaşmasını istemiyordu. Hemen B planı devreye sokuldu. Bir polis usulca yanına yaklaşmaya başladı. Sürüne sürüne metrelerce böyle ilerledi. Kadın lafa tutulduğu için fark etmedi. Polis de yanına kadar gitti. Uygun anı kolladı ve üstüne atıldı. Kadın kucağında bebeğiyle birlikte zemine düştü. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanmış oldu. Aylardır görmediği asker babasına kavuşan küçük kız dakikalarca ona sarıldı. O anlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Kapıya baktı, koşmaya başladı. Özlemle beklediği asker babası karşısındaydı. O kucaklaşma tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Askerimiz kutsal görev için aylardır ailesinden ayrıydı. Beklenen o an gelmişti. Gün kavuşma günüydü. Askerimiz kapının arkasında bekledi. Kızına sürpriz yapacaktı. Eşi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Küçük kız babasını kapıda gördü. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Kendi lisanınca baba dedi, koştu. Başını babasının omzuna koydu. Baba kız uzun uzun sarıldı. Babam. Melisa kim geldi anne? Çekim yapan anne ise hıçkırıklara boğuldu. Bu duygusal dakikalar kısa sürede sosyal medyada da yayıldı. Kavuşmaların en güzeli olarak hafızalarda yerini aldı. Sokakta kalınca acil servise yerleştiler. Gözü yaşlı çifti çocukları bile istemiyor. Evsiz kaldılar, evlatlarının kapısını çaldılar. Hiçbiri kabul etmeyince acil serviste yaşamaya başladılar. Şu an sokaktayız abi. Yemin ederim ki sokaktayız. Açız kaç günden beri yemek yemiyoruz. Mahmut ve Gönül Fuçucuoğlu Tekirdağ'da yaşıyor. İddiaya göre evleri belediye tarafından başka bir arsaya geçtiği gerekçesiyle yıkıldı. Evsiz kalan aile çocuklarının kapısını çaldı. İstemiyorlar, görüştük. Bizim kapımıza gelmeyin dediler. Ne haliniz varsa görün diyorlar. Biz size bakamayız diyorlar. Biz sizin ihtiyacınızı karşılayamayız diyorlar.
Evlatlarının bile istemediği yaşlı çift sokakta kaldı. Başlarını sokacak yer bulamayınca Çorlu Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittiler. 10 gündür bekleme salonundaki sandalyelerin üzerinde yatıyorlar. Mehmet Uçucuoğlu kanser hastası. Tedavi olması gerekiyor. Ama daha karınlarını bile doyuramıyorlar. Kanser hastasıyım. Tedavimi de yaptıramıyorum. Hiçbir şey bir şey demiyorum. Şu anda sokaktayız, acilde yaşıyoruz. Cebimizde 1 lira para yok. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Şu an sokaktayız abi. Yemin ederim ki sokaktayız. Açız kaç günden beri yemek yemiyoruz. Durumun Çorlu Kaymakamlığı'na bildirilmesi üzerine hastaneden alınarak otele yerleştirildiler. Ama onların kalıcı bir eve ihtiyacı var. Gazilerimize saldıran magandalardan biri olan Doğan Çiçek'in ailesi konuştu. Aile gazilerden özür diledi. Çocuklarımız cezalarını çeksin dedi. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, milletimizden, gazilerden ve gazinin ailesinden ailem adına çok çok özür diliyorum. Bizim hatamız eğer çocukların kavgasıysa ben herkesten özür dilerim. O özrün nedeni bu görüntülerdi. Ankara'da iki gazimize ve ailesine yönelik şehir magandalarının saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Gazilerimizi darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Doğan Çiçek'in ailesi konuştu. Hiçbir anne baba böyle bir şeyi istemez. Hiçbir anne baba böyle bir şeyi onaylamaz. Oğlumuzun hatasını asla onaylamıyoruz. Cezası neyse onu cezasını çeksin. Adalete ben devletimize güveniyorum. Anne Feyza Çiçek oğlunun tecilini bozdurduğunu, 3 ay sonra askere gideceğini belirtti. Ben oğlumu askere gönderecektim. Elini kınalayacaktım. Çok çok özür diliyorum. Ben oğlumun terörist olarak yargılanmasını istemiyorum. Oğlumu getirir elini ayağını da öptürürüm. Öpsün de öpecek de. Saldırganın babası Sayın Çiçek milliyetçi bir aile olduklarını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini ama kapıdan içeri alınmadığını belirtti. Bir yolcu otobüsü bir yayaya çarptı. O sırada bir doktor da oradaydı. Hemen yaralının yanına koştu. Yolcu otobüsü yayaya çarptı. İmdadına yoldan geçen doktor yetişti. Zonguldak'ta 48 yaşındaki Bayram Kavşur yolun karşısına geçiyordu. Bir yolcu otobüsü yaya Bayram Kavşur'a çarptı. Yaya Kavşur çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. O sırada yoldan bir doktor geçiyordu. O doktor ağır şekilde yaralanan yayaya hemen yardım etti. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise polis merkezine götürüldü. Yürüyen merdivende dengesini kaybeden bir kadın düştükten sonra ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yürüyen merdivenden düştü. Üstüne bir de ezilme tehlikesi geçirdi. Taksim metrosundan çıkan bir kadın dengesini kaybetti. Yürüyen merdivenden düştü. Düşen kadını görmeyenler kadının üstüne bastı. Çevredekiler ve güvenlik görevlileri düşen kadını hemen ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından da talihsiz kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öldürülüp boş bir araziye atılan 24 yaşındaki gencin katili en yakın arkadaşı çıktı. Cesedi boş bir arazide bulundu. 26 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmişti. Onu acımasızca öldürense en yakın arkadaşı çıktı. Bursa Nilüfer'de yaşayan 24 yaşındaki Kadir Çelik, Çalı Mahallesi'ndeki boş arazide öldürülmüş olarak bulundu. Üstünde kıyafetleri olmayan ve kimliği de bulunamayan cesedin kime ait olduğunu belirlemekle başladı polis işe. Ardından Kadir Çelik'in en son kimlerle görüştüğünü araştırdı. Cinayet günü en yakın arkadaşının otomobiliyle gezdiğini belirleyince hemen harekete geçip gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden DŞ, en yakın arkadaşı Kadir Çelik'i kendisini sürekli aşağılayıp kötü davrandığı için otomobilin içinde öldürdüğünü
cesedini de boş araziye attığını itiraf etti. Gazete manşetlerini paylaşacağız şimdi. Günaydın Türkiye'de. Türkiye gazetesine bakalım. Oyunda biz de varız manşetine yer veriyor gazete bugün. Bilgisayar ve mobil oyun pazarı büyüyor. Dünyada 1 milyar kişi Türk yapımı e-oyunları oynuyor. Şirketlerimizde 100 milyon dolarla ifade edilen satışlara imza atıyor. Baş döndüren bir hızla ilerleyen teknoloji e-oyun tutkunlarının sayısını patlattı. Pazarın büyüklüğü 110 milyar dolar, bunun 40 milyar dolarını mobil oluşturuyor. Sektör yılda %7 büyüyor. Oyunda baş aktörlerden biri haline gelen Türkiye'nin 3 yıl içinde pazar payının 2 milyar dolara çıkması bekleniyor ve 1 milyardan fazla insan da Türk firmaların geliştirdikleri oyunları oynuyor. Dünya devlerinin dikkatini çeken şirketlerimiz yüklü satışlara imza atıyor. Güney Koreli Netmarble 2013 yılında Joy Game'i satın almıştı. 500 milyon oyun severe ulaşan bir diğer şirketimiz Peak Games, firmanın küçük bir kısmının devri için Amerikalı Zynga'yla 100 milyon dolara sıkıştı. Peak Games strateji direktörü Ömer İnönü ise hedefi dünya lideri olmak olarak açıkladı. Türkiye Gazetesi'nin manşetin detayıyla Sabah Gazetesi'ne bakacağız. FETÖ'den temizledi, Gazi'ye huzur geldi diyor Sabah Gazetesi bugünkü manşetinde. Hemen detaylarını paylaşalım. Terörle anılan Gazi, Ok Meydanı ve Kanarya'da artık silah sesi yerine parktaki çocukların kahkahaları duyuluyor. Maskeli teröristlerin cirit attığı sokak eylemlerinin halkın kabusu olduğu bu bölgelere artık huzur ve güven hakim. Esnaf kepenk kapatmıyor, çocuklar parkta keyifle eğleniyor, vatandaşlarsa korkusuzca işine gidiyor. Yaşanan bu değişimin arka planında ise FETÖ ile mücadele yatıyor. Bölgede yaratılan kaosun sorumlusu olan son 3 emniyet müdürü bayrak kullanıcısı çıktı. 47 polis amirinden 32'si de FETÖ'den işlem gördü. Önemli bir detayla da bu manşetin detaylarını paylaşıyor Sabah gazetesi. Hürriyet'e bakacağız. Katlamalı ceza verin diyor Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde. Paylaşalım detaylarını. Servis sürücüsüne 4 öğrenciyi tacizden verilen 12 yıl az bulundu. Katlamalı 90 yıl istendi. Gerekçe anne ve baba gibi koruma yükümlülüğü var. Örnek talep Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Adana'da 4 kız öğrenciyi tacizden bir servis sürücüsüne verilen 12 yıl hapis cezasına itiraz eden başsavcılık eylemin sarkıntılık düzeyini aşması İlk bozma gerekçesi olarak gösterdi. Başsavcılığın ikinci bozma gerekçesi ise servis sürücüsünün yükümlülükleri bağlamındaydı. Servis şoförlerinin de ebeveynler gibi çocuğa karşı koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü olduğunu savunan başsavcılık, bu nedenle cezanın yarı oranında arttırılarak katlamalı verilmesini talep etti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi bu doğrultuda karar alırsa çocuklara yönelik cinsel istismarlarda katlamalı, caydırıcı ceza verilmesinin de geç kalınmış olsa da yolu açılmış olacak. Son olarak Star'a bakacağız. Körfez krizine çözüm turu diyor Star gazetesi. Paylaşalım detaylarını. Türkiye için güç dengelerini gözeterek Körfez krizini çözmek için devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13-15 Kasım tarihinde Rusya, Kuveyt, Katar'ı kapsayan yoğun bir diplomatik tura çıkıyor. O turun detaylarına yer veriyor Star gazetesi. Katar ablukasıyla başlayan kriz Türkiye'nin kararlı müdahalesiyle sona erse de Riyad merkezli yeni operasyonlar Arabistan-İran eksenli büyük bir çatışmanın habercisi. Türkiye diplomatik adımlarla bölgenin iki büyük ülkesini karşı karşıya getiren Lübnan, Filistin ve Yemen krizini güç dengelerini sarsmadan çözmeye çalışıyor. Ana gündemi Körfez krizi olan Rusya, Kuveyt, Katar'ı kapsayan 3 günlük hızlandırılmış turda Erdoğan bir yandan çözüm için liderlerle görüş alışverişi yaparken öte yandan da Orta Doğu'da genişleme riski taşıyan vekalet savaşının geniş bir sahaya yayılmaması için yoğun diplomatik temas yürütecek. Star gazetesinde manşeti bu şekilleri gazete manşetlerine ara gelişmelerle devam ediyoruz. Evden gece yarısı alevler yükseldi. İtfaiye erleri o yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Bir kıvılcım yetti, alevler bir evi böyle yuttu. Kocaeli'de gece yarısıydı. Ali Bezir'e ait boş evden alevler yükseldi. Bir anda her yeri sardı. Alevleri gören mahalleli itfaiyeyi aradı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ama yangını söndürmek kolay olmadı.
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Sıkış nedeni araştırılıyor. Park halindeki araç alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sahibi şaşkına döndü. Yeni aldığı aracı yıkamacıya bıraktı. Küle dönmüş halde geri aldı. Araba yanıyor, alev alev. Olay Antalya'da yaşandı. Murat Aksoy aracını oto yıkamaya bıraktı. İddiaya göre araç yıkandıktan sonra çalışmadı. Yıkamacılar aküye su kaçtı diye takviyede bulunmak istedi. Ama araç bir anda yanmaya başladı. Bir anda alev aldı, alev. Araç dakikalar içerisinde alevlere büründü. Herkesin gözü önünde küle döndü. İtfaiye ekipleri yanan aracı güçlükle söndürdü. Aksoy kullanılamaz hale gelen aracını görünce şaşkına döndü. Valla satışını aldığım için kaskosu yok. İptalımcı. Artık şu anda bilmiyoruz yani. Yıkamacı artık ne şekilde yapacak bilmiyoruz. Ünlü otelin demir korkuluklarını çaldılar. Korkulukların çalındığı 3 gün sonra fark edilebildi. Bu da oldu. Lüks otelin korkulukları hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar daha sonra kayıtlara karıştı. Olay Antalya'nın Kundu bölgesinde yaşandı. Çok güzel bir oteldi yani, çalışıyordu. Çok iyi oteldi ama şimdi şu anda bakımsız olarak geldi. Hırsızlar o meydana çıkışken bir yerde bir şey koymuyorlar ki. Burası bir zamanların dünyanın en lüks otellerinden biriydi. Azeri Rus iş adamına ait otel borçlar nedeniyle kapandı. Otelin çalışanları işten çıkarıldı. Elektriği kesildi. Hırsızlar da bu durumdan faydalandı. Çalışan artık hep çoğu ayrıldı çalışanların. Fazla da ilgilenmiyorlar yanılmıyorsam. Tabii kimse de olmadığı için... Hırsızlara ekmek kapısı. 2 metre uzunluğundaki altın sarısı 7 korkuluğu çalan hırsızlar hala bulunamadı. Olayın haber değeri vardı. Basın mensupları görüntü çekmek için otelin önüne geldi. Ancak hakaretle karşılandılar. İşine bak. Ya işini yapıyorsun bak. Abi bana bak. Bana küfür edemez. Tamam sen, sana çek de diyor bak. Sana çek de diyor, halen çekiyorsun ya. Beni çekme. Bak beni çekme. Evet. Çektin beni çekme. Dokunma makineye. Beni makineye çekme. Dokunma. Güvenlik görevlisi basın mensuplarının görüntü almalarına izin vermedi. 3 hırsız 10 dakikada bir mağazayı boşalttı. Yoldan geçenlere dahi aldırış etmeyen hırsızların soygun anında kameralarda kayıttaydı. Ne yoldan geçenler ne de dükkanın alarmı. Hiçbir şey hırsızları durduramadı. Burası İstanbul Bayrampaşa. Görüntüler tekstil mağazasının güvenlik kamerasından. Akşam saatleriydi. Mağazanın önüne bir araç yanaşıyor. Kısa süre sonra o araçtan 3 kişi iniyor. Biri kapıya yöneliyor. Diğer ikisi ise etrafı kolaçan ediyor. Kimsenin olmadığı anda kilidi kırarak içeri giriyorlar. Üç hırsız vakit kaybetmeden mağazayı boşaltmaya başlıyor. Yaklaşık 10 dakika içinde mağazayı soyan hırsızlar çaldıkları ürünleri araçlarına yükleyip gözden kayboluyor. Dükkana müşteri gibi girdi, çalışanları oyaladı. Masanın üzerine duran cüzdanı ise rahatça boşalttı. Müşteri gibi geldi, masanın üzerinde duran cüzdanı böyle boşalttı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Burası bilgisayar ürünleri satan bir mağaza. Görüntülerde içeriye bir müşteri giriyor. Mağazada iki görevli var. Adam önce etrafı kolaçan ediyor. Ardından masanın üzerinde bir cüzdan olduğunu fark ediyor. Hırsız cüzdanı alacak. Ancak vazgeçiyor. Mağaza çalışanını uzaklaştırmak için su istiyor. Bu sırada adam ani bir hareketle cüzdanın içindeki paraları çalıyor. Hırsız şüphe çekmemek için sakin adımlarla mağazayı terk ediyor. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştığı hırsızın peşinde. Motosikleti çaldı, tuvalette yakalandı. Polisleri karşısında gören hırsız burada da mı rahat yok dedi. Yavaşça yaklaştı. Park halindeki motosikleti böyle çaldı. Görüntü Adana'dan.
Hakan Coşkun motosikletini park ettikten sonra evine çıktı. Burası oturduğu apartmanın güvenlik kamerası. Görüntülerde bir adam beliriyor. Hırsız Burhan T. etrafı kolaçan ettikten sonra motosikleti alıyor. Kısa süre sonra gözden kayboluyor. Motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını fark eden sürücü hemen polise haber verdi. Polis güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler hırsızın motosikleti satacağı yerlere baskın yaptı. Bir dükkanda kıstırılan hırsız tuvalete saklandı. Motosiklet çalıyor musun, doğru mu? Bir anda polisleri karşısında gören hırsız, burada da mı rahat yok diye ekiplere tepki gösterdi. O kamera çekmeyin. Motorları ne yapıyordun? Çekmeyin lan. Otomobilini park edip evine gitti. Rahattı ancak otomobilin çalınması 10 saniye bile sürmemişti. Ruhsat içinde, müzik seti içinde, teyp içinde, her şey içinde. 10 saniyede otomobil çalarak kayıplara karıştı. Hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Burada gördüğünüz gibi adam geliyor arabaya, 10 saniyede çalıştırıyor, biniyor. Yeşilova Kavşağı'na doğru gidiyor. Olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Aynı gün karakola gittik, şikayette bulunduk. Özgür Altınok otomobili park ederek evine gitti. Ancak geri döndüğünde otomobili yerinde değildi. Güvenlik kameraları incelendi. Arabanın süzgeçlerini değiştirdik. İçinin kılıflarını değiştirdik. Yukarı çıktı. Yarım saat kadar geçmedi. Araba gitti. Görüntülerde bir kişi otomobile yaklaşıyor. Otomobilin arkasından dolanıyor. Kısa sürede kapısını açarak yaklaşık 10 saniyede otomobili çalıyor. Kamyonun içinden eroin fışkırdı. Zehir tacirleri polisten kaçamadı. Gel çek. Uyuşturucuları paketlediler, kamyona gizlediler ama kaçamadılar. Van'da polis ekipleri batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçti. Van Erciş yolu üzerindeki kamyon garajına gitti. Park halindeki bir kamyonda arama yaptı. Abi ses. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada kasaya gizlenmiş 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Kamyon ve eroin paketlerine el konuldu, bir kişi gözaltına alındı. Kazayı merak etti, izlemeye başladı ancak motor sürücüsünün merakı pahalıya mal oldu. Kazayı merak etti, yol ortasında izlemeye başladı. Ancak o merakı pahalıya mal oldu. Gönder şuraya, şunu çek bu tarafa. Şu arka tarafa bir geçin, deniz arka tarafa geçin. İyi misin? İlginç olay başkent Ankara'da meydana geldi. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti, son sürat park halindeki araca çarptı, ardından da takla attı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Şoför hemen hastaneye kaldırıldı. O sırada meraklı motor sürücüsü yoldan geçerken kazaya dikkat kesildi. O merakı pahalıya mal oldu. Kamyonet motora çarptı. Sürücü motoruyla beraber metrelerce savruldu. Gönder şuraya, şunu çek bu tarafa. Şu arka tarafa bir geçin. Deniz arka tarafa geçin. İyi misin? Neyse ki korkulan olmadı. Meraklı sürücü ayağa kalktı. Motoruna bindi, uzaklaştı. Beton mikserinin pompası patladı. Yaralanan iki işçi vinç yardımıyla çıkarıldı. Beton mikserinin pompası mı patladı? İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Beton mikserinin aktarma borularını tutan iki işçi yaralandı. Arkadaşlar şunu bir boşaltın. Koray şuraya bir şerit çek Koray. Geri çıkın arkadaşlar, geri çıkın. Feci olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İşçiler inşaat alanında çalışıyordu. O sırada beton mikserinin pompası patladı. İşçilerden biri borudan fışkıran beton nedeniyle yaralandı. Diğer işçi de tahta iskelenin altında mahsur kaldı. Kayarak geldi, şeye vurdu, direğe vurdu. O da bizi savurdu, aşağı attı. Ben de dört kişiydi. Şoförle beraber 5 kişi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. İşçiler vinçle yukarı çıkarıldı. Arkadaşlar şunu bir boşaltın. Koray şuraya bir şerit çek Koray. Geri çıkın arkadaşlar, geri çıkın. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.
arka koltukta oturuyordu. Kazanın etkisiyle araçtan fırladı. O anlar kameraya da yansıdı. 60 kalibre. Oh, 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 oh. Kavşakta kaza meydana geldi. Arka koltukta bulunan kadın araçtan böyle fırladı. Rusya'da bir sürücü kavşakta kontrolsüz bir dönüş yaptı. Bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç etrafında dönmeye başladı. İçindeki yolculardan biri dışarıya savruldu. Tüyler ürperten bu anlar kameraya böyle yansıdı. Kadın bir süre kendine gelemedi. Çevreden yardımına koştular. Ardından ayağa kalktı. Hastaneye götürüldü. Kaza, arka koltukta takılan emniyet kemerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Freni patlayan tanker 6 otomobili birden ezdi. 4 kişinin yaralandığı kazada vatandaşlar deprem oluyor sandı. Biz önce deprem oluyor zannettik. Freni patlayan tanker 6 otomobili biçti, 4 kişi yaralandı, 2 kişi öldü. Bakın burada söylediğim var. Bolu Dağı'nda freni patlayan tanker Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yol kenarında bekleyen 6 otomobile çarptı. Şarampole yuvarlanarak hurdaya döndü. Kaza anı saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde tanker önünde bulunan araçlara hızla çarpıyor, ardından toz bulutunun yükseldiği görülüyor. Çevredeki vatandaşlar deprem olduğunu sandı. Kaza olduğu anlaşılınca hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Nasıl oldu abi kaza? Biz önce deprem oluyor zannettik. Sonra kahvenin önündeki tenteye doğru baktığımızda onun yıkıldığını gördük. Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Denetim yapan trafik polisinin üzerine motosikleti sürdü. Trafik polisinin yaralandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Trafik polisi denetim yapıyordu. O sırada motosiklet sürücüsü aracını polisin üzerine böyle sürdü. Denizli'de yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde polis motosikletliği durduruyor. Polis motosikletin önündeyken sürücü durmuyor. Polise çarpıp kaçıyor. Olayın ardından motorcunun peşini trafik polisinin oğlu Murat Güler bırakmadı. Yaşananları sosyal medya hesabında paylaştı. Kendisinin de motorcu olduğunu belirten Güler, babasının yaralandığını yazdı. Kaçan motorcunun yakalanması için yardım istedi. Tren hem zemin geçitte kamyonla çarpıştı. Kaza kameraya bakın nasıl yansıdı. Ne bir ışık vardı ne de bariyer çalışıyordu. Kamyonla tren hem zemin geçitte böyle çarpıştı. Görüntü Rusya'dan. Bir kamyon yapım aşamasındaki bir yolda ilerliyordu. Hem zemin geçide geldiğinde yavaşladı. Bariyer açıktı. Şoför ayağını gaz pedalından çekmedi. Göz göre göre kaza yaptı. Bu sırada ise tren geliyordu. Kamyon ne durabildi ne de kazadan kaçabildi. Hem zemin geçitte trenle çarpıştı. Lokomotif kamyonu devirdi. Bu halde metrelerce sürükledi. Güçlükle durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralandı. Ölümle burun buruna geldiler. Kamyonet tepesinde hayatlarıyla oynadılar. Ani bir hareketleri canlarına mal olabilirdi. Ama onların umrunda bile değildi. Kazaya davetiye çıkaran görüntüler İstanbul'dan. Bize bakıyor. Gece saatleriydi. Yük sınırını aşan kamyonet bir diğer sürücünün dikkatini çekiyor. Görüntülerde sadece aşırı yük ihmali yok. Aracın kasasında da 4 kişi bulunuyor. Kendi canını hiçe sayan sürücü trafiktekilere de korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
Buhar kazanındaki patlama fabrikayı yerle bir etti. Enkaz görüntüsü patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Buhar kazanı patladı, taş üstünde taş kalmadı. Harabeye dönen fabrika 5 kişiye mezar oldu. Gürsu ilçesindeki boya ve iplik fabrikasındaki buhar kazanının patlamasının ardından etraf adeta savaş alanına döndü. Buhar kazanının parçaları ve enkaza dönen beton yığınları çevredeki işçileri de yaraladı. Bursa'nın Gürsu ilçesindeki boya fabrikası işte bu hale geldi. Yıkılan duvarlar, beton yığınlar, paramparça olmuş demir çubuklar patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Patlamanın nedeni ve ihmal olup olmadığı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Evimiz göçecek diye korkuyoruz. Gizemli kazı sırasında evlerde oluşan çatlaklar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bütün mahalledeki evler çatlak. Oğlum hiç bilmiyorum ne yaptılar. Yani bilmiyorum ancak deşildi. Gizemli kazı bitti bitmesine ancak mahallenin derdi bitmedi. Ama şimdi de işte korkuyoruz evimizde kalma yağmurdan, rüzgardan, soğuktan. Niye? Kazılmış. Kazıldı evler çatlıyor çocuğum. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 aydır devam eden kazı çalışması tamamlandı. Kazı nedeniyle birçok evde çatlaklar oluştu. Evlerde böyle hepsi oğlum yıkıldı. Sizin evde var Çöktü. Mı hasar? Var tabi arka tarafta çatlama var, burada var, duvar var. Mahallelinin iddiasına göre evlerin altı boşaltılmıştı. Kazıldı evlerimizin altı boş. Olanlar bizim evlerimiz oldu. Herkes tedirgin. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Evimiz çatladı. Duvarımız çatladı. Evlerimizin altı kazıldı. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Kiraya çıkamıyorduk. Kira ödeyecek gücümüz yok. Kazı bitti. Ancak akıllardaki soru işaretleri hala devam ediyor. Tamam, çanta gitti ama ne gitti bilmiyoruz. Götürdüler ama ne götürdüler bilmek, eşyaları mı, altın mı, heykel mi? Gizemli kazıdan ne çıktığı da belli oldu sevgili seyirciler. 11 aydan fazla süren o gizemli kazıdan bakın neler çıktı. Devam etti. Tüm Türkiye kırmızı eve kilitlendi. Sonunda gizemli kazı tamamlandı. Merakla beklenen rapor açıklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden kazı çalışmaları 3 Kasım'da ani bir kararla bitirildi. Brandalar açıldı. Güvenlik nedeniyle kimsenin adım atamadığı o alan görüntülendi. Peki Türkiye'nin konuştuğu kazıdan ne çıktı? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konuyla ilgili Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Resmi yazıda kazıdan çıkanlar hakkında bilgi verildi. Kazı çalışmalarında bir adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varılmıştır. Kendisiyle düet yapıp sosyal medyada paylaştı. Sokağa çıktığında vatandaşların ilgisine şaştı kaldı. Bana dokunmayın bana bugün yar yar. Hakikaten ben bile şok oldum. Ben bile inanamadım. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Dokunmayın üstüme gelmeyin dokunmayın. Kendisiyle düet yaptı. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Dokunmayın. Bir çocuk babası 28 yaşındaki Hakan Dinç Elazığ'da yaşıyor. Sondaj ve hafriyat işiyle uğraşıyor. Düeti hazırladım. Hazırladıktan sonra Facebook attım. Tabii kendi arkadaş çevreme dinletmek için. Olmadı yer yer. Dinç bir ilke imza attı. Kendisiyle düet yaptı. Seslendirdiği türküleri sosyal medya hesabında paylaştı. Arkadaşları tarafından beğeni topladı. Kısa sürede hayranları oluştu. 2 saat içinde acayip bir yoğunluğa ulaştı. Ben bile inanamadım yani. Dinç şimdi sokakta yürürken durduruluyor. Vatandaşların gösterdiği ilgiye o da şaşırıyor.
Yolda yürürken arkadaşlar, tanıdığım tanımadığım arkadaşlar selam vermeye başladı. Sonra aa bak bu insan işte, o düeti yapan bu kişi diye şaşırmaya başladım ben de yani, ister istemez. Dokunmayın bana bugün yar yar. Metal eşyalar vücuduna yapışıyor. Mıknatıs çocuk göğsünde ütü bile taşıyor. Kaşık, para gibi metal eşyalar vücuduna yapışıyor. Küçük çocuk göreni şaşırtıyor. Televizyonda adam yaparken gördüm. Bana da bu merak sardığı için ben denedim. Balıkesir'de yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanlı bir yarışmada vücuduna metal eşyalar yapışan bir yarışmacı gördü. Vücudunda deneme yaptı. Aynı özelliğin kendinde de olduğunu anladı. Televizyonda görünce denemek istiyorum dedi. Denedik, oldu. O zamandan beri de yapıyor. 5. sınıf öğrencisi Mehmet'in vücuduna ütü de yapışıyor. Hiçbir sağlık sorunu olmayan Mehmet doktora da gitmemiş. Böyle özelliğinin olması onu mutlu ediyor. Doktor kontrol falan oldu mu? Yok, olmadı. Özellikle göğüs bölgesinde mi oluyor, vücudun başka yerlerinde de oluyor? Sadece mu? Göğüs bölgesinde var. Oruç tut, sıhhat bul. İşte bu söz her Ramazan camilerin mahyalarında sık sık görünür sevgili seyirciler. Dünya çapında Harvard Üniversitesi ise orucun sağlığa faydalarını bu kez bilimsel olarak ortaya koydu. Oruç tutuyor musun? Tutuyor. Şimdi oruç tutanın ömrü uzuyormuş. Evet. İnanır mısın? İnanırım. Neden olabilir? Neden? Vücutun rahatlıyor, dünya dinleniyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre oruç tutmak ömrü uzatıyor. Fazla elin zahmide yoruluyor, kendin yoruluyorsun. Aradan bakıyorsun, kan basıncı artıyor. Ama az yediğin zaman dinç oluyorsun. Oruç ya da kısıtlı miktarda yemek yemek, hücrelerimizdeki mitokondriyal ağlarda değişikliğe sebep oluyor. Bu da ömrümüzün uzamasını sağlıyor. Benim bildiğim kadarıyla ayetlerde de var. Bu Kur'an'da da var. Oruç ömrü uzatıyormuş. Yaşam süresini araştırmak için ömürleri sadece 2 hafta olan yuvarlak solucanlar kullanılarak deney yapıldı. Sonuç olarak sınırlı diyetin hücrenin kendi metabolizmasını koruma eğilimini arttırdığı anlaşıldı. Babam 80 yaşında, halen Antalya'da oturuyor, halen 3 aylar tutar. Sağlıklı mı? Çok şükür. Üstelik oruç tuttuğumuz zamanların dışında kısıtlı yemeye de devam edersek genç kalıyoruz. Doğrudur. Neden olabilir? Mide boş kalıyor, mide yorulmuyor. Sağlığımız yerine geliyor, midelerimiz dinleniyor. Bir de peygamberimizin sünneti de var öyle. 69 yaşındayım, ilkokuldan beri oruç tutuyorum. Hiç bırakmadım. Beyaz lahananın hasadına başlandı sevgili seyirciler. Tarlada 35 kuruşa satılan lahana çiftçiyi daha şimdiden mutlu etti. Çiftçimizin yüzü bu kışlıktan güleceğine inanıyoruz. Lahana hasadı başladı. Satışlardan memnun olan çiftçinin mutluluğu yüzüne yansıdı. Bafra kışlık beyaz lahanasının bu yıl 40 bin dönümün üzerinde dikimi yapılmıştı. Hasadına başlandı, dönümünden 8-10 ton arası bir verim alındı. Rusya'da bizden domates aldığına göre bu kışlık lahana da zaten büyük şekilde karnabahar, brokoli çeşitlerimizi bunlar tüketiyor bizim genelde ihracata. İnşallah bunlar da şey olursa Bafra Ovası'nın yüzü gülecek diye düşünüyoruz. Beyaz lahananın kilosuysa geçen yılla aynı fiyata alıcı buluyor. Yani 35 kuruştan satılıyor. Satışlardan memnun olan çiftçiler beyaz lahananın yüzlerini güldürmesini bekliyor. Zaten kavun karpuzdan zarar ettik. Pirinçten yüzümüz güldü Bafra olarak. Bir de karpuzu altına ekimler var, işte geç ekimlerimiz var. Bunlar da yetişirse şu anda erkence ürünlerle de beraber çiftçimizin yüzü bu kışlıktan güleceğine inanıyoruz. Hamsinin torbasını 5 liraya sattılar. Torbaya ise neredeyse 3 kilo balık koydular. Torba 5! Torba 5! Torba 5! Vatandaş yesin kardeşim, halk yesin. Ucuz. Karadeniz yerli hamsi. Başka tezgahtan alana 10 lira, bu tezgaha uğrayanaysa kilosu 1,5 lirayla 2 lira arasında. Bugün böyle olur, yarın 20 milyona çıkar. Hamsinin torbasını 5 liradan sattılar. Torbayaysa neredeyse 3 kilo balık koydular. Torbası 5 lira, 3 lira, 4 kilo geliyor, 5 lira. Zonguldak kent merkezinde hamsinin kilosu 10 liradan satılıyordu.
Ancak balıkçılıkla uğraşan bir grup esnaf Karadeniz'den balık avladı. Hamsiyi torbalar halinde satmaya başladı. 2,5 kilo kadar balık koyuyoruz kardeş. Yeri geliyor 3 kilo koyuyoruz. Yeter. Kaç liraya geliyor kilosu? Esnaf yaklaşık 1,5 ton hamsiyi 2 ve 3 kiloluk poşetlere koydu. Torbası 5 liraya satılan hamsiyi gören vatandaşlar adeta tezgahın başına akın etti. Her sene aynı satıyoruz. Torba 5 lira. Vatandaş alışsın. Balıkhanede 10 lira hamsi. Ben dün akşam aldım 10 liraya. Torba 5 lira. Esnaf gün boyu balık satışını sürdürdü. Ucuza satılan hamsi kısa sürede tükenme noktasına geldi. Arkadaşa telefon edeyim de ona da götüreyim. Yerine yenisi inşa edilecek olan Atatürk Kültür Merkezi'nin içi görüntülendi. Kültür Merkezi'nin harap hali dikkat çekti. Duvarları dökülmüş, kolon ve kirişlerdeki demirler çürümüş. 1969'da hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine yenisinin inşa edilmesine karar verildi. Yıkıma hazırlanan merkezin son hali görüntülendi. Görüntülerde binanın duvarlarının döküldüğü, camlarının kırıldığı, kolon ve kirişlerindeki demirlerin çürüdüğü dikkat çekti. AKM Müdürü Cahit Koca, yeni kültür merkezinin herkese hitap edeceğini söyledi. Eskiyi de yansıtacak şekilde bir proje, daha kapsamlı, daha güzel, halka cevap verecek, vatandaşa cevap verecek, sanata ve sanatçıya cevap verecek bir kültür merkezi olacaktır. Yeni proje tamamlandığında dünyanın en akustik opera salonu, sanat galerisi, tiyatro salonu, kütüphane, bale ve sergi salonu, restoran gibi kullanım alanları yer alacak. 2019'un ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen proje, dünya ile rekabet edecek bir kültür merkezi olacak. Daha merhaba, saatler 6.45'i gösteriyor. Günaydın Türkiye'de bir saati geride bıraktık. Gazete manşetlerini ve günün sıcak notlarını her zaman olduğu gibi aktarmayı sürdürüyoruz. Bizleri YouTube üzerinden, TGRT FM'den canlı olarak takip edenlere de bir kez daha merhaba diyelim. Günaydın Türkiye devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Başkan Yardımcısı Pence'le yapacağı görüşmede masaya gelecek konuları değerlendirdi. Bunların başından FETÖ elebaşının iadesi geliyor. Amerika ile ilişkilerimizin mükemmel düzeyde olduğunu söylememiz doğru olmaz. Ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların artık geride bırakılması, geleceğe odaklanılması yönünde biz düşüncelerimizi muhatabımıza aktaracağız. Amerika ziyaretine eşlik eden gazetecilerle sohbetine bu sözlerle başlayan Başbakan Yıldırım, akabinde sözü hemen FETÖ terör örgütüne getirdi. FETÖ terör örgütüne yönelik darbenin arkasında olduğuna hiç şüphemiz, tereddütümüz olmayan bu örgütün başının yargılanması ve iade sürecinin başlatılması konularında gündemimizde. Başbakan Yıldırım, iade için gerekli bütün aşamaların tamamlandığını söyledi. Eldeki bütün bilgiler, belgeler gönderildi. Yani bizim tarafımızdan bu bakımdan yeni bir belge sunma ihtiyacı yok. Yani gereğinden fazla da belge sunuldu diyebilirim. Bundan sonra beklentimiz Amerika Birleşik Devletleri makamlarının, ilgili makamlarının harekete geçmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek hafta 3 ülkeye birden gidecek. Rusya, Katar ve Kuveyt'e gidecek Cumhurbaşkanı. Gündemde Suriye krizi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek hafta 3 ülkeyi ziyaret edecek. İlk ziyaret 13 Kasım'da Rusya'ya olacak.
Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. İki liderin gündeminde ağırlıklı olarak Suriye krizi yer alacak. Irak'taki gelişmelerle terörle mücadelenin ele alınması da bekleniyor. Rusya'nın Suriye Halk Kongresi'nde terör örgütü PYD'yi davet etmesi iki ülke arasında gerginliğe sebep olmuştu. Ancak Ankara'nın tepki göstermesi üzerine o toplantı ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e özellikle terör örgütü PYD konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getirecek. Erdoğan 14 Kasım'da Kuveyt'e geçecek. Burada Emir Şeyh Cabir El-Sabah'la bir araya gelecek. Görüşmede Katar krizinin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret edeceği ülkelere Katar da eklendi. Erdoğan'ın Kuveyt'in ardından 15 Kasım'da Katar'ı ziyaret edeceği açıklandı. Katar emiri Tamim bin Hamad El Thani ile görüşecek. Ziyaretin en önemli gündem maddesi Körfez krizi olacak. Türkiye'nin otomobili dünyanın otomobili olacak. Bakan Faruk Özlü, yerli otomobilin aynı segmentteki araçlardan daha ucuz ve daha kaliteli olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli otomobili dünyanın otomobili olacak. Herkes yerli otomobil alacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, içten yanmalı motorların piyasadan çekilmek üzere olduğunu açıkladı. Dünyanın tercihi elektrikli motor dedi. Türkiye'nin teknolojik trendin gerisinde kalmayacağını vurguladı. Zaten rekabetçi olmayan bir otomobil yapmayız. Yani bu rasyonel olmaz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Bakan Özlü, yerli otomobilin fiyatına da değindi. Türkiye'nin otomobili aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli, aynı segmentteki otomobillerden daha ucuz olacak. AK Parti gençler için düğmeye bastığı 18 yaş milletvekilliğiyle sınırlı kalmayacak. 18 yaşında olanlara belediye başkanlığının da önü açılacak. Sadece milletvekilliğiyle sınırlı değil 18 yaş. AK Parti gençler için bir kez daha harekete geçti. 18 yaş milletvekilliğiyle sınırlı kalmayacak. Bütün seçilme alanlarına yansıyacak. Belediye başkanı da seçilebilecekler. Açıklamayı AK Parti sözcüsü Mahir Ünal yaptı. Şu anda hazırlık aşaması. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu bir toplantıda bunlar nihai karara bağlanacak. Ve sonrasında da bunların yasalaşma sürecini başlatacağız. Sözcü gazetesi davasının ikinci duruşmasında davanın tek tutuklu tanığı olan Gökmen Ulu'ya tahliye kararı çıktı. Sözcü gazetesi davası ikinci günündeydi. 73 sayfalık iddianamede sanık Burak Akbay'ın terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 30 yıla kadar, Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'nin ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Sanıklar duruşmada iddianameyi reddetti. Türkiye Gazetesi yazarları Cem Küçük ve Fuat Uğur tanıklar arasındaydı. Küçük, iddianameye göre Sözcü'nün FETÖ ile işbirliği yaptığı denemez diye konuştu. İddianameye bakarak Sözcü Gazetesi FETÖ'ye yardım ve yataklık etmiş denemez. Çünkü ortaya konan deliller, Mediha Olgun'un, Gökmen Ulu'nun ve diğerleri FETÖ'ye yardım etmiştir gibi bütün iddialarının içi boş olduğu görülüyor. Gazeteci Fuat Uğur, gazeteci Gökmen Ulu'nun tahliyesi gerekir dedi. Hukuki temellerden yoksun olan bu iddianame nedeniyle açılan davanın bir an önce bitirilmesi gerektiğini ve hakikaten içerideki tutukluluğu bir ıstırap haline gelmiş, işkence haline gelmiş olan Gökmen Ulu'nun, Mediha Olgun tahliye edildi, Gökmen Ulu'nun da tahliye edilmesi gerektiğini bu duruşmada da savcılık ifadesinde olduğu gibi tekrar ettim. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı olan Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verdi. Akşam cezaevinden tahliye edilen Gökmen Ulu'nun oğlu ve yakınlarıyla yaşadığı tahliye sevinci görülmeye değerdi. Neşet Ertaş ismi mahkemelik oldu. Halk Ozanı'nın ailesi Neşet Ertaş ismini kendi adına tescil ettiren şahıs hakkında dava açtı. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca. Ünlü Ozan'ın isminin patent hakkını aldı. Hakkında dava açıldı.
1938 cihana. Halk ozanı Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de hayatını kaybetti. Geride mirasçısı olarak eşi Nigar Leyla, kızları Döne ve Canan'la oğlu Hüseyin'i bıraktı. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Ancak aile bir süre önce ilginç bir şey öğrendi. Bilen dünyada. Ticaretle uğraşan Osman Paşa Şahin, Neşet Ertaş adını kendi adına tescil ettirmişti. Neşet Ertaş'ın mirasçıları bunun üzerine marka tescilinin iptali için dava açtı. Doyulur mu, doyulur mu? Ve Suudi Arabistan'da artçı bir sarsıntı daha yaşandı sevgili seyirciler. Yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga şu anda aktif ve çok sayıda isim için gözaltı kararı çıktı. Gözaltılar dalga dalga yayılıyor. İsimlere yenileri ekleniyor. Suudi Arabistan'da sular durulmuyor. Hafta sonu bir yolsuzluk operasyonu düzenlenmiş, 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda eski bakan gözaltına alınmıştı. Ardından yeniden düğmeye basıldı. İkinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında politika ve iş dünyasına yakın kişiler gözaltına alındı. Ancak bunlar arasında 2011'de ölen Veliaht Prens Sultan Bin Abdülaziz'in yakınlarının da bulunduğu belirtiliyor. Toplam sayıya ilişkin bir açıklama ise yapılmadı. Yolsuzluk operasyonunun mimarı mevcut Veliaht Prens Muhammed Bin Selman. Selman'ın siyasi rakiplerini sahneden silmek için böyle bir adım attığı yorumları yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Uysal, AKM dünyada ses getirecek bir proje dedi. Atatürk Kültür Merkezi yıllarca tartışma konusu oldu. Ne zaman yıkılacağı ayrı dert, yenisinin ne zaman biteceği ayrı dertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni AKM projesini tanıttı, detaylar ortaya çıktı. AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde Murat Bey'den sözünü aldım. Bitireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilk kez konuştu AKM projesiyle ilgili. Başkan, AKM dünyada ses getirecek bir proje dedi. Mevcut projeden daha güzel olsun. Yani bizim evet iyiydi, çok daha iyi oldu dedirtmişsin. Baktığımız zaman şu anda projesi hakikaten dünyada ses getirebilecek bir proje mi? Evet. İstanbulluların merakla beklediği AKM projesi 2019'da tamamlanacak. İstiklal Caddesi'ne yapılan çalışmaların uzun sürmesi zaman zaman tepkilere yol açmıştı malum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstiklal yılbaşına yetişecek dedi. İstiklal Caddesi'nde aylardır hummalı bir çalışma var. Nostaljik tramvayından camisine kadar cadde adeta baştan inşa ediliyor. Çalışmaların uzun sürmesi ise tartışma konusu olmuştu. Peki çalışmalar neden bu kadar uzun sürdü? İşte cevabı. Birçok defa orada işlemler yapıldı. O işlemlerin hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım, biraz emek çekelim, bir daha oralara girmeyelim denilmiş. Ben İstiklal Caddesi'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. Daha düzenli çalışarak oradaki insanları rahatsız etmeden veya daha az rahatsız ederek çözebilmiş olabilir. Onların tepkilerini alacağız. Ya zaten yılbaşına kadar bitmesi lazım. Onu sıkıştırıp düzelteceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara bir müjde var. Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy metrosu en geç bir aya bitiyor. İstanbulluların açılışını dört gözle beklediği Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosu en geç bir ay içinde seferlerine başlayacak. Açıklama bizzat ilk ağızdan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Sürücülü olsaydı şayet
Bu metro yaklaşık bir 6 ay öncesinden açılmış olacaktı. Yanılmıyorsam bu hafta içerisinde sertifikası gelmiş olacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde oranın açılabileceğini veya açılmaya hazır hale gelebileceğini vatandaşlarımıza söyleyebiliriz. Bu kadar uzama sebebi sürücüsüz olması sebebiyle testlerin uzun sürmesinden kaynaklı. Oruç tut, saat bul. Bu sözü her Ramazan camilerin mahyalarında sık sık görmüşsünüzdür sevgili seyirciler. Dünya ünlü Harvard Üniversitesi ise orucun sağlığa faydalarını bu kez bilimsel olarak ortaya koydu. Oruç tutuyor musun? Tutuyor. Şimdi oruç tutanın ömrü uzuyormuş. Evet. İnanır mısın? İnanırım. Neden olabilir? Neden? Vücutun rahatlıyor, dünya dinleniyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre oruç tutmak ömrü uzatıyor. Fazla yediğin zaman mide yoruluyor, kendini yoruluyorsun. Aradan bakıyorsun kan basıncı artıyor. Ama az yediğin zaman dinç ölüyorsun. Oruç ya da kısıtlı miktarda yemek yemek hücrelerimizdeki mitokondriyal ağlarda değişikliğe sebep oluyor. Bu da ömrümüzün uzamasını sağlıyor. Benim bildiğim kadarıyla ayetlerde de var. Bu Kur'an'da da var. Oruç ömrü uzatıyormuş. Yaşam süresini araştırmak için ömürleri sadece 2 hafta olan yuvarlak solucanlar kullanılarak deney yapıldı. Sonuç olarak sınırlı diyetin hücrenin kendi metabolizmasını koruma eğilimini arttırdığı anlaşıldı. Babam 80 yaşında, halen Antalya'da oturuyor, halen 3 aylar tutar. Sağlıklı mı? Babam, çok şükür. Üstelik oruç tuttuğumuz zamanların dışında kısıtlı yemeye de devam edersek genç kalıyoruz. Doğrudur. Neden olabilir? Mide boş kalıyor, mide yorulmuyor. Sağlığımız yerine geliyor, midelerimiz dinleniyor. Bir de peygamberimizin sünneti de var öyle. 69 yaşındayım, ilkokuldan beri oruç tutuyorum. Hiç bırakmadım. Kemik erimesine karşı uzmanlar balığı ve güneşi öneriyor. Hatta yiyebildiğiniz balıkları kılçıkla yiyin diyorlar. Bakın neden. Hadi başladı Karadeniz hamsi başladı. Maşallah maşallah maşallah. Omega 3 var. Kemikleri geliştirir. Balık ye, hatta kılçığıyla ye, kemiklerin güçlü olsun. Var kılçık ama böyle inir. Osteoporoz yani kemik erimesi iklim şartlarına göre artış gösteriyor. Kapalı havaların çok bulunduğu bölgeler kemik erimesi hastalığı için biçilmiş kaftan. Önüne geçmekse aslında çok basit. Kemik erimesini önleyen iki farklı nokta var. Onlardan biri D vitamini. D vitaminini güneşten alabiliyorsunuz. Aynı zamanda omega 3 var ki omega 3 en çok balıklarda bulunuyor. Balığı ne kadar çok tüketirseniz o kadar çok omega 3'e sahip olursunuz. Ve şu hücreleriniz yeniden güçlü bir şekilde inşa edilir. Ben yemedim, hayır. Balığı yemezseniz başlıca hastalıklardan biri kemik erimesi deniyor. Sizde kemik erimesi var mı? Bende var maalesef, var. Aynen. Hangi boyutta şu an? Yani el ve ayak parmaklarımda şu anda, belime de atmış. Balık yiyin demişti bana, güneşlenin demişti. İlaç kullanıyorum. Anne sütünden sonra en değerli besin balıktır. Ben severim ama çocuklarım biraz nazlanıyor. Zorlayarak yediriyoruz. Uzmanlar yiyebildiğiniz balığı da kılçığıyla yiyin diyor. Çünkü o kılçığın içinde kalsiyum var. Ve o kalsiyum da yine kemikleri güçlendiriyor. Bakın. İşte örneğin hamsi. Hamsi kılçığıyla tamamen yenilebilir bir balık. Oldukça ince bir kemik yapısına sahip bu kılçık. Ben bir tane yiyorum. Bakın kılçığı hiç görünmüyor ve afiyetle de yeniyor. Yok, yemiyoruz kılçığıyla ama hamsi yeşim kılçığıyla yer. Gün içerisinde zinde tutuyor insanı. Yani çok güzel, diğer balıklar gibi değil. Bunu bilhassa bunu hamsiyi daha çok seviyorum. Daha güzel yeniyor. Bak böyle. Hop. Kılçığı batmıyor mu? Yok canım. Sadece hamsi değil, istavrit gibi küçük balıklar da kılçığıyla yenilebilir. Uzmanların kemik erimesine karşı diğer uyarıları ise spor ve düşmemeye dikkat etmek. Hadi başladı Karadeniz hamsi başladı. Maşallah maşallah. Zehirli balon balığı birçok deniz canlısına zarar verdi sevgili seyirciler. Ahtapot neslini ise neredeyse tüketme noktasına getirdi. Ne kadar abi kilosu kalamar şu anda? Zehirli balon balığı Marmaris'e akın etti. Ahtapot ve kabuklu deniz canlıları tükenme noktasına geldi. Marmaris körfezinde pek balık kalmadı.
Hint Okyanusu kökenli zehirli türlerden olan balon balığı 3 yıl önce küresel ısınma etkisiyle Ege kıyılarına geldi. Asla düşmanı yok. Bütün zarar verdiği çevresindeki diğer canlılar, kalamar olsun, bilhassa yavru balıklar olsun, bunları maalesef tüketiyor ve bunlar için geliyor. Boyları 10 ila 70 santim arasında değişen zehirli balon balıkları birçok deniz ürünlerimizi tüketme noktasına getirdi. Siyanürden bile zehirli olan balon balığı balıkçıların da korkulu rüyası oldu. Olta balıkçıların da Marmaris Körfezi'nde basından da gördüğünüz gibi korkunç bir balon balığı saldırısına uğruyor oltaları ve oltaları kesip kopartıyor. Bunun çaresi ancak bilimsel çalışmalarla, üniversitelerle işbirliği yapıp ve projeler üreterek bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Sokakta kalınca acil servise yerleştiler. Gözü yaşlı çifti çocukları bile istemiyor. Evsiz kaldılar, evlatlarının kapısını çaldılar. Hiçbiri kabul etmeyince acil serviste yaşamaya başladılar. Şu an sokaktayız abi. Yemin ederim ki sokaktayız. Açız kaç günden beri yemek yemiyoruz. Mahmut ve Gönül Fuçucuoğlu Tekirdağ'da yaşıyor. İddiaya göre evleri belediye tarafından başka bir arsaya geçtiği gerekçesiyle yıkıldı. Evsiz kalan aile çocuklarının kapısını çaldı. İstemiyorlar, görüştük sokakla. Bizim kapımıza gelmeyin dediler. Ne haliniz varsa görün diyorlar. Biz size bakamayız diyorlar. Biz sizin ihtiyacınızı karşılayamayız diyorlar. Evlatlarının bile istemediği yaşlı çift sokakta kaldı. Başlarını sokacak yer bulamayınca Çorlu Devlet Hastanesi'nin acil servisine gittiler. 10 gündür bekleme salonundaki sandalyelerin üzerinde yatıyorlar. Mehmet Uçucuoğlu kanser hastası. Tedavi olması gerekiyor. Ama daha karınlarını bile doyuramıyorlar. Kanser hastasıyım. Tedavimi de yaptıramıyorum. Hiçbir şey bir şey demiyorum. Şu anda sokaktayız. Acilde yaşıyoruz. Cebimizde 1 lira para yok. Ne yapacağımızı şaşırdık yani. Şu an sokaktayız abi. Yemin ederim ki sokaktayız. Açız kaç günden beri yemek yemiyoruz. Durumun Çorlu Kaymakamlığı'na bildirilmesi üzerine hastaneden alınarak otele yerleştirildiler. Ama onların kalıcı bir eve ihtiyacı var. Gazilerimize saldıran magandalardan biri olan Doğan Çiçek'in ailesi konuştu. Aile gazilerden özür diledi. Çocuklarımız cezalarını çeksin dedi. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, milletimizden, gazilerden ve gazinin ailesinden ailem adına çok çok özür diliyorum. Bizim hatamız eğer çocukların kavgasıysa ben herkesten özür dilerim. O özrün nedeni bu görüntülerdi. Ankara'da iki gazimize ve ailesine yönelik şehir magandalarının saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Gazilerimizi darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Doğan Çiçek'in ailesi konuştu. Hiçbir anne baba böyle bir şeyi istemez. Hiçbir anne baba böyle bir şeyi onaylamaz. Oğlumuzun hatasını asla onaylamıyoruz. Cezası neyse onu cezasını çeksin. Adalete ben devletimize güveniyorum. Anne Feyza Çiçek oğlunun tecilini bozdurduğunu, 3 ay sonra askere gideceğini belirtti. Ben oğlumu askere gönderecektim. Elini kınalayacaktım. Çok çok özür diliyorum. Ben oğlumun terörist olarak yargılanmasını istemiyorum. Oğlumu getirir elini ayağını da öptürürüm. Öpsün de öpecek de. Saldırganın babası Sayın Çiçek milliyetçi bir aile olduklarını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini ama kapıdan içeri alınmadığını belirtti. Aylardır görmediği asker babasına kavuşan küçük kız dakikalarca ona sarıldı. O anlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Kapıya baktı, koşmaya başladı. Özlemle beklediği asker babası karşısındaydı. O kucaklaşma tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Askerimiz kutsal görev için aylardır ailesinden ayrıydı. Beklenen o an gelmişti. Gün kavuşma günüydü. Askerimiz kapının arkasında bekledi. Kızına sürpriz yapacaktı. Eşi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Müzik
Küçük kız babasını kapıda gördü. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Kendi lisanınca baba dedi, koştu. Başını babasının omzuna koydu. Baba kız uzun uzun sarıldı. Babam. Nuri Sakil geldi anne. Kızım, kim geldi? Çekim yapan anne ise hıçkırıklara boğuldu. Bu duygusal dakikalar kısa sürede sosyal medyada da yayıldı. Kavuşmaların en güzeli olarak hafızalarda yerini aldı. Bebeğini de kendisiyle birlikte öldürecekti. Polisin yöntemi hayat kurtardı. Bunalıma girdi, kucağında bebeğiyle çatıya çıktı ve herkes nefesini tuttu. Bir polis sürünerek yanına yaklaştı, ikisini de kurtardı. Çin, film gibi bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Bir kadın eşi eve gelmiyor diye bunalıma girdi. Bebeğini de yanına alıp çatıya çıktı. İtfaiye, polis, herkes seferber oldu. Gerilimli dakikalar böyle başladı. Yetkililer dil döktü ama nafile. Kadın kimsenin yanına yaklaşmasını istemiyordu. Hemen B planı devreye sokuldu. Bir polis usulca yanına yaklaşmaya başladı. Sürüne sürüne metrelerce böyle ilerledi. Kadın lafa tutulduğu için fark etmedi. Polis de yanına kadar gitti. Uygun anı kolladı ve üstüne atıldı. Kadın kucağında bebeğiyle birlikte zemine düştü. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanmış oldu. Yavru atmacayı yakalayıp ayağına kelepçe taktılar. Kurtarılan yavru atmaca şimdi veterinerdi. Şu aparatlar tarafı ayaklarına bağlanmış uçmaması için. Yani tabii ki bu yapılmaması gereken bir hareket. Zaten bu yaban hayvanıdır. Normalde doğada olması gereken vahşi bir hayvandır. Yani kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Vicdansızlardı. Yavru atmacanın ayağına kelepçe takmışlardı. Bu şekilde hayvanların esir olması, esaret altında yaşamasını uygun görmüyoruz. Zaten yasalar da bunu engelliyor. Akıl almaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler yavru atmacayı yakaladı. Sonra da atmacanın ayağına kelepçe taktılar. Sözde eğitim vereceklerdi. Şu aparatlar tarafı ayaklarına bağlanmış uçmaması için. Yani tabii ki bu yapılmaması gereken bir hareket. Zaten bu yaban hayvanıdır. Normalde doğada olması gereken vahşi bir hayvandır. Yani kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Yavru atmaca uçmaya çalıştığı sırada elektrik tellerine takıldı. Oracıkta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yavru atmacayı kurtardılar. Yani uçmasın, kendilerine kalsın diye farklı amaçlarla ya işte sevdiği için beslediğini zannediyor. Bir muhabbet kuşu gibi şey gibi. Ya da işte köyünden öyle gördüğü için, yaşam alanlarında, kendi hayatlarında hep öyle gördükleri için atmaca beslemeyi herhangi bir şekilde kendilerine işte yakın buluyor bazı insanlar. Veterinere teslim edilen atmacanın durumu iyi. Yarın da inşallah güzel bir şekilde uçuracağız. Yeni doğan bebeği parka bıraktılar. Vatandaşlar tarafından fark edilen bebek donmak üzereyken kurtarıldı. Dünyaya gözlerini açar açmaz sokağa terk edildi. Ağlama sesini duyan vatandaşlar hayatını kurtardı. Yürek burkan olay Batman'da yaşandı. Parkta ağlama sesi duyan vatandaşlar yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Artık annesi mi bırakmış, babası mı bırakmış, kim bırakmışsa parka bırakıp gitmişler. İhbar üzerine polis geldi. Ekipler bebeği alıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı. Polis bebeği parkta bırakan kişiyi arıyor. Eski küçük bebeğiyle birlikte kayıplara karıştı. Acılı adam ne yapacağını şaşırdı. Aşkım, çocuğumuzu da al gel ne olursun. Ben yalnız kaldım burada. Uyudu uyandı. Eşinin çocuğunu alarak kaçtığını öğrendi.
Bir haftadır her yerde eşini ve evladını arıyor. Eşimden ricam dönsün gelsin geriye. Herhangi bir sorunu varsa gerçekten çözelim yani. Antalya'da yaşayan Osman Şeker, 2 yıl önce Kırgızistan asıllı Anara T ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Bir hafta önce işten gelen 58 yaşındaki adam dinlenmek için yattı. Uyandığında eşinin ve çocuğunun evde olmadığını fark etti. 8-10 defa aradım, telefona bakmayınca yatak odasına gittim. Gıcık aldım yani. Baktım orada valizi vardı, büyük valizi vardı. Valiz yok. Valiz olmayınca şüphelendim tabii. Daha sonra binmiş olduğu taksici arkadaşı buldum. Dedi abi ben götürdüm havalimanına, ikinci dış hatlara götürdüm dedi. Ama yanında çanta, valiz ya da bebek arabası yoktu dedi. Biraz araştırma yapan Osman Şeker, eşinin bindiği taksinin sürücüsüyle konuştu. Eşi ve çocuğunun havalimanına gittiğini öğrendi. 16 aylık oğlunun bebek arabasını ise evine 400 metre uzakta terk edilmiş halde buldu. Yani onun kokusuyla yaşıyorum. Hala da öyle. O gittikten sonra eve gelemiyorum yani. Eve gelemiyorum. Gerçekten gelemiyorum yani. Eşyasını gördüm, moralim bozuluyor. Ben eşimi ve çocuğumu çok seviyorum. Geri dönmesini istiyorum. Her gün acı çekiyorum. Çocuğumun fotoğrafına bakıyorum. Eşyalarıyla her gün beraber yatıyorum. Kucaklayıp yatıyorum. Genç kadın kendini denize attı. Sahilde hareketli dakikalar vardı. Hayır, çekti. Hayır, taşta yok. Taksiyi durdurdu. Kendini denize attı. Çırpınan kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olay İstanbul'da yaşandı. Zehra K. sabah saatlerinde taksiye bindi. Rumeli Hisarı'nın önüne geldiğinde şoförden durmasını istedi. İner inmez koşmaya başladı. Kendini boğazın serin suyuna bıraktı. Atladı birden. Yani orada da bir amca vardı sağ olsun. Beraber koştuk. Taksi şoförü şaşkındı. Hemen balıkçı teknelerinden yardım istedi. İyi arkadaşlara haber verdik sonra. Balıkçılar sahile yanaşıp genç kadını kurtardılar. Tekniciler de daha sonra kurtardılar amcayı. Yani herhangi bir şey bana şey söylemedi. Ruh halini çözemezsin. Bu sırada taksi şoförü de ambulans çağırdı. Genç kadın ıslanmıştı. Ekipler hemen havlu getirdiler. Sonra da ambulansla hastaneye götürdüler. Bir kez daha gazete manşetlerine bakacağız. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Oyunda biz de varız diyor Türkiye Gazetesi. 110 milyar dolarlık pazarda söz sahibiyiz. Bilgisayar ve mobil oyun pazarı büyüyor. Dünyada 1 milyar kişi Türk yapımı e-oyunları oynuyor. Şirketlerimizde 100 milyon dolarla ifade edilen satışlara imza atıyor. Baş döndüren bir hızla ilerleyen teknoloji e-oyun tutkunlarının sayısını patlattı. Pazarın büyüklüğü 110 milyar dolar. Bunun 40 milyar dolarını mobil oluşturuyor. Sektör yılda %7 büyüyor. Oyunda baş aktörlerden biri haline gelen Türkiye'nin 3 yıl içinde pazar payının 2 milyar dolara çıkması bekleniyor. 1 milyardan fazla insan da Türk firmalarının geliştirdiği oyunları oynuyor deniyor sevgili seyirciler. Dünya liderlerinin dikkatini çeken şirketlerimiz yüklü satışlara da imza atıyor. Güney Koreli Netmarble 2013 yılında Joy Games satın almıştı. 500 milyon oyun severe ulaşan bir diğer şirketimiz Peak Games, firmanın küçük bir kısmının devri için Amerikalı Zynga ile 100 milyon dolara el sıkıştı. Peak Games, strateji direktörü Ömer İnönü hedefi dünya lideri olmak olarak açıkladı. Ve Yeni Şafak gazetesine bakacağız. İsrail çok saldırıya hazırlanıyor. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti. 100 savaş uçağıyla tarihin en büyük hava tatbikatını yaptı İsrail. Lübnan'a şok bir saldırıya hazırlanıyor deniyor. İsrail'in hedefi Lübnan topraklarının %65'ine girmek ve Hizbullah üstlerini ele geçirmek. Amerika'nın içinde olduğu plan hedefine ulaşırsa başbakanlıktan istifa eden Saad Hariri'nin ülkeye devlet başkanı olarak döneceği belirtiliyor. Suudi Arabistan'da Velihat Prens Selman'ın başlattığı tasfiye hareketinden en çok Lübnan etkilenmişti. Hariri, Hizbullah'ın kendisine suikast hazırlığında olduğunu söyleyip başkanlığı bırakmıştı. Lübnan üzerindeki İran etkisini kırmak için başlayan operasyon İsrail'in ülkeye saldırısıyla da sürecek diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve Milliyet gazetesine bakalım. Yerli otoda mask devrede diyor Milliyet gazetesi. Bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrikli otomobil pazarının
ve uzaya yolculuk teknolojisinin öncü ismi Elon Musk'la bir araya geldi. Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne görüşmenin konularından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın startını verdiği yerli otomobil projesiydi. Yerli otomobil üretecek 5 baba yiğidi açıklayan Erdoğan, Musk'ın elektrikli otomobil konusunda görüşlerini ve önerilerini aldı. Musk, şirketi SpaceX'de uzay seyahatlerinin seyrini de değiştirmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Musk Türkiye'ye TürkSat 5A, 5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldi. Bununla ilgili Airbus'la ilgili de bir anlaşma yapılacak. Alt tedarikçilerden biri kendi SpaceX firması. Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar neler olabilir? Bunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu ifade ediliyor. Akşam gazetesine bakalım. 53 ülkede darbe edebiyatı diyor gazete. Hemen detaylarını paylaşalım. FETÖ uluslararası makale yarışmasıyla hainliğini meşrulaştırma çabasına girdi. Yarışmanın konusu siyasette askeri gücün çözüm olarak kullanılması. FETÖ'nün merkezi Washington'da bulunan kuruluşu Rumi Forum 53 ülkede 600 öğrenci için makale yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Makalenin konusu da günümüzün ulusal ve uluslararası siyasi meselelerinde askeri gücün bir çözüm olarak kullanılması olarak belirlendi. Açıkça darbeyi överek meşrulaştırmayı hedefleyen FETÖ'cüler yarışmanın kazananlarının Nisan'da 4 günlük bir geziye çıkaracaklarını duyurdu. Ancak bu gezinin bu gezide nereye gidileceği ve programın nasıl olabileceğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı deniyor. Akşam gazetesinin manşetinde gazete manşetlerini ara verelim. Gelişmelerle devam ediyoruz. Yürüyen merdivende dengesini kaybeden bir kadın düştükten sonra ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yürüyen merdivenden düştü. Üstüne bir de ezilme tehlikesi geçirdi. Taksim metrosundan çıkan bir kadın dengesini kaybetti. Yürüyen merdivenden düştü. Düşen kadını görmeyenler kadının üstüne bastı. Çevredekiler ve güvenlik görevlileri düşen kadını hemen ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından da talihsiz kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öldürülüp boş bir araziye atılan 24 yaşındaki gencin katilin en yakın arkadaşı çıktı. Cesedi boş bir arazide bulundu. 26 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmişti. Onu acımasızca öldürense en yakın arkadaşı çıktı. Bursa Nilüfer'de yaşayan 24 yaşındaki Kadir Çelik, Çalı Mahallesi'ndeki boş arazide öldürülmüş olarak bulundu. Üstünde kıyafetleri olmayan ve kimliği de bulunamayan cesedin kime ait olduğunu belirlemekle başladı polis işe. Ardından Kadir Çelik'in en son kimlerle görüştüğünü araştırdı. Cinayet günü en yakın arkadaşının otomobiliyle gezdiğini belirleyince hemen harekete geçip gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden DŞ, en yakın arkadaşı Kadir Çelik'i kendisini sürekli aşağılayıp kötü davrandığı için otomobilin içinde öldürdüğünü, cesedini de boş araziye attığını itiraf etti. Sayın seyirciler, tüfek alan bir kişi tüfeğini denemek istedi, canından oldu. Aynen orada şey var. Yeni aldığı tüfeği denedi, hayatını kaybetti. Kapıldığı 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir İstanbul'dan Adana'ya arkadaşlarını ziyarete geldi. Arkadaşıyla evde oturduğu sırada internetten aldığı pompalı tüfeği denemek istedi. Evden dışarı çıktı. Tüfeğiyle havaya ateş etti. O sırada tüfek tutukluk yaptı. Soruna çözüm aradığı sıradaysa tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüfeğini deneyen kişinin öldüğünü tespit etti. Özdemir'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip çatıya çıkan adamın yardımına bir vatandaşımız bakın nasıl koştu.
çektiler. Ay kalbim duydu. Şu an sadece... Bunalıma girdi, çatıya çöktü. Genç adam onun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Ay aman böyle tanrım. Kurtardı. Ay vay. Ah çektiler. Ay kalbim duydu. Mehmet Aslan altı katlı binanın tanrım. Çatısına çıktı. Ay, ay. Bak, elim titri bak, elim titri bak, elim bak. Ay manyak ya. Atacak ha kendini. Tamam, onu açtılar. Daha atsa da bir şey olmaz. Tamam. Ama Gamze o başka yerde şu an. O nerede, o nerede? Şimdi götürürler. O atsa atardı ya. Bu sırada çevredekilerden biri soluğu çatıda aldı. Ay bayıldı mı orada? Orada bayıldı mı? Aa, biri gitti, biri gitti. O şey değil mi çok çocuk? Orası, kamera şey değil mi kafedeki çocuk o? O kafedeki çocuk değil mi? Aa Melih, Melih gitti. Oha. Melih, evet. Manyak olan. Melih gitti. Melih isimli bu genç, ay, Mehmet Aslan'ın bir anlık dalgınlığına fırsat bildi, kolundan yakaladığı yukarı çekti. Bir yolcu otobüsü yayaya çarptı sayın seyirciler. O sırada bir doktor da oradaydı. Hemen yaralının yanına koştu. Yolcu otobüsü yayaya çarptı. İmdadına yoldan geçen doktor yetişti. Zonguldak'ta 48 yaşındaki Bayram Kavşur yolun karşısına geçiyordu. Bir yolcu otobüsü yaya Bayram Kavşur'a çarptı. Yaya Kavşur çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. O sırada yoldan bir doktor geçiyordu. O doktor ağır şekilde yaralanan yayaya hemen yardım etti. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise polis merkezine götürüldü. Narkotik polisi deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vurdu sayın seyirciler. İşte o hareketli dakikaları getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Narkotik polisi Beyoğlu'nda operasyon düzenledi. Boş bir arazide içinde esrar olan 12 çöp poşetine el koydu. Baskın sırasında yoldan geçen şüpheli bir aracı da durduran ekipler yanılmadı. Araçtaki hırsız çetesi de çökertilmiş oldu. Narkotik polisinin operasyonuna özel harekat polisleri de destek verdi. Önceden belirlenmiş adresteki evler didik didik arandı. Mahalledeki boş arazilere de bakıldı. Baskında 50 kilogram esrar ele geçirildi. Narkotik baskını dışında çok sayıda araç da durduruldu. Arama yapıldı. Vatandaşların da GBT'leri sorgulandı. Kamyonun içinden eroin taşkırdı. Zehir tacirleri polisten kaçamadı. Gel çek. Uyuşturucuları paketlediler, kamyona gizlediler ama kaçamadılar. Kafa vurun aşağıya. Van'da polis ekipleri batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçti. Van Erciş yolu üzerindeki kamyon garajına gitti. Park halindeki bir kamyonda arama yaptı. Abi ses. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada kasaya gizlenmiş 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Kamyon ve eroin paketlerine el konuldu, bir kişi gözaltına alındı. Sevgili seyirciler, ortada bir yangın veya kurtarılmayı bekleyen bir canlı yoktu. Çok sayıda itfaiye ekibi önlem amaçlı o noktaya gitti ve facianın eşiğinden dönüldü. Sancaktepe'de facianın eşiğinden dönüldü. Sokaklar duba ve polis araçlarıyla kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. NATO'nun akaryakıt boru hattı delindi. Akaryakıt sokaklara aktı. Borudaki sevkiyat da o anda kesilmiş oldu. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Evden gece yarısı alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Bir kıvılcım yetti, alevler bir evi böyle yuttu. Kocaeli'de gece yarısıydı. Ali Bezir'e ait boş evden alevler yükseldi. Bir anda her yeri sardı.
Alevleri gören mahalleli itfaiyeyi aradı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ama yangını söndürmek kolay olmadı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Sıkış nedeni araştırılıyor. Park halindeki araç alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sahibi şaşkına döndü. Yeni aldığı aracı yıkamacıya bıraktı. Küle dönmüş halde geri aldı. Araba yanıyor alev alev. Olay Antalya'da yaşandı. Murat Aksoy aracını oto yıkamaya bıraktı. İddiaya göre araç yıkandıktan sonra çalışmadı. Yıkamacılar aküye su kaçtı diye takviyede bulunmak istedi. Ama araç bir anda yanmaya başladı. Bir anda alev oldu alev. Araç dakikalar içerisinde alevlere büründü. Herkesin gözü önünde küle döndü. İtfaiye ekipleri yanan aracı güçlükle söndürdü. Aksoy kullanılamaz hale gelen aracını görünce şaşkına döndü. Vallahi kasko, satış yeri aldığım için kaskosu yok. Yıkamacı. Artık şu anda bilmiyoruz yani. Yıkamacı artık ne şekilde yapacak? Ünlü otelin demir korkuluklarını çaldılar sevgili seyirciler. Korkulukların çalındığı 3 gün sonra fark edilebildi. Bu da oldu. Lüks otelin korkulukları hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar daha sonra kayıtlara karıştı. Olay Antalya'nın Kundu bölgesinde yaşandı. Çok güzel bir oteldi yani çalışıyordu. Çok iyi oteldi ama şimdi şu anda bakıntı olarak geldi. Hırsızlar o meydana çıkışına bir yerde bir şey koymuyorlar ki. Burası bir zamanların dünyanın en lüks otellerinden biriydi. Azeri Rus iş adamına ait otel borçlar nedeniyle kapandı. Otelin çalışanları işten çıkarıldı. Elektriği kesildi. Hırsızlar da bu durumdan faydalandı. Çalışan artık hep çoğu ayrıldı çalışanların. Fazla da ilgilenmiyorlar yanılmıyorsam. Tabii kimse de olmadığı için... Hırsızlara ekmek kapısı. 2 metre uzunluğundaki altın sarısı 7 korkuluğu çalan hırsızlar hala bulunamadı. Olayın haber değeri vardı. Basın mensupları görüntü çekmek için otelin önüne geldi. Ancak hakaretle karşılandılar. İşine bak. Ya işini yapıyorsun bak. Abi bana bak. Bana küfür edeme. Tamam sana çekme diyor bak. Sana çekme diyor halen çekiyorsun ya. Beni çekme. Bak beni çekme. Evet. Çektin beni çekme. Dokunma makineye. Beni çekme. Dokunma. Burası... Güvenlik görevlisi basın mensuplarının görüntü almalarına izin vermedi. 3 hırsız 10 dakikada bir mağazayı boşalttı. Yoldan geçenlere dahi aldırış etmeyen hırsızların soygun anında kameralar kayıtlaydı. Ne yoldan geçenler ne de dükkanın alarmı. Hiçbir şey hırsızları durduramadı. Burası İstanbul Bayrampaşa. Görüntüler tekstil mağazasının güvenlik kamerasından. Akşam saatleriydi. Mağazanın önüne bir araç yanaşıyor. Kısa süre sonra o araçtan 3 kişi iniyor. Biri kapıya yöneliyor. Diğer ikisi ise etrafı kolaçan ediyor. Kimsenin olmadığı anda kilidi kırarak içeri giriyorlar. 3 hırsız vakit kaybetmeden mağazayı boşaltmaya başlıyor. Yaklaşık 10 dakika içinde mağazayı soyan hırsızlar çaldıkları ürünleri araçlarına yükleyip gözden kayboluyor. Dükkana müşteri gibi girdi, çalışanları oyaladı, masanın üzerinde duran cüzdanı da rahatça boşalttı. Müşteri gibi geldi, masanın üzerinde duran cüzdanı böyle boşalttı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Burası bilgisayar ürünleri satan bir mağaza. Görüntülerde içeriye bir müşteri giriyor. Mağazada iki görevli var. Adam önce etrafı kolaçan ediyor. Ardından masanın üzerinde bir cüzdan olduğunu fark ediyor. Hırsız cüzdanı alacak ancak vazgeçiyor. Mağaza çalışanını uzaklaştırmak için su istiyor. Bu sırada adam ani bir hareketle cüzdanın içindeki paraları çalıyor. Hırsız şüphe çekmemek için sakin adımlarla mağazayı terk ediyor. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştığı hırsızın peşinde. Motosikleti çaldı, tuvalette yakalandı. Polisleri karşısında gören hırsız burada da rahat yok mu dedi. Yavaşça yaklaştı. Park halindeki motosikleti böyle çaldı. Görüntü Adana'dan.
Hakan Coşkun motosikletini park ettikten sonra evine çıktı. Burası oturduğu apartmanın güvenlik kamerası. Görüntülerde bir adam beliriyor. Hırsız Burhan T. etrafı kolaçan ettikten sonra motosikleti alıyor. Kısa süre sonra gözden kayboluyor. Motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını fark eden sürücü hemen polise haber verdi. Polis güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler hırsızın motosikleti satacağı yerlere baskın yaptı. Bir dükkanda kıstırılan hırsız tuvalete saklandı. Motosiklet çalıyor musun, doğru mu? Bir anda polisleri karşısında gören hırsız burada da mı rahat yok diye ekiplere tepki gösterdi. Otomobilini park edip evine gitti. İçi rahattı ancak otomobilin çalınması 10 saniyeyi bile sürmemişti. Ruhsat içinde, müzik seti içinde, teyip içinde, her şey içinde. 10 saniyede otomobil çalarak kayıplara karıştı. Hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Burada gördüğünüz gibi adam geliyor arabaya, 10 saniyede çalıştırıyor, biniyor. Yeşilova Kavşağı'na doğru gidiyor. Olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Aynı gün karakola gittik, şikayette bulunduk. Özgür Altınok otomobili park ederek evine gitti. Ancak geri döndüğünde otomobili yerinde değildi. Ya, güvenlik kameraları incelendi. Arabanın süzgeçlerini değiştirdik, içinin kılıflarını değiştirdik. Yukarı çıktı, yarım saat kadar geçmedi, araba gitti. Görüntülerde bir kişi otomobile yaklaşıyor, otomobilin arkasından dolanıyor, kısa sürede kapısını açarak yaklaşık 10 saniyede otomobili çalıyor. Beton mikserinin pompası patladı. Yaralanan iki işçi vinç yardımıyla çıkarıldı. Beton mikserin pompası mı patladı? İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Beton mikserinin aktarma borularını tutan iki işçi yaralandı. Arkadaşlar şunu bir boşaltın. Koray şuraya bir şerit çek Koray. Geri çıkın arkadaşlar, geri çıkın. Feci olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İşçiler inşaat alanında çalışıyordu. O sırada beton mikserinin pompası patladı. İşçilerden biri borudan fışkıran beton nedeniyle yaralandı. Diğer işçi de tahta iskelenin altında mahsur kaldı. Kayarak geldi, şeye vurdu, direğe vurdu. Orada bizi savurdu aşağı. Ben de dört kişiydi. Şoförle beraber 5 kişi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. İşçiler vinçle yukarı çıkarıldı. Arkadaşlar şunu bir boşaltın. Koray şuraya bir şerit çek Koray. Geri çıkın arkadaşlar, geri çıkın. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Buhar kazanındaki patlama fabrikayı yerle bir etti. Enkaz görüntüsü patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Alo. Buhar kazanı patladı, taş üstünde taş kalmadı. Harabeye dönen fabrika 5 kişiye mezar oldu. Gürsü ilçesindeki boya ve iplik fabrikasındaki buhar kazanının patlamasının ardından etraf adeta savaş alanına döndü. Buhar kazanının parçaları ve enkaza dönen beton yığınları çevredeki işçileri de yaraladı. Bursa'nın Gürsü ilçesindeki boya fabrikası işte bu hale geldi. Yıkılan duvarlar, beton yığınlar, paramparça olmuş demir çubuklar patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Bursa'nın Gürsü ilçesinde. Patlamanın nedeni ve ihmal olup olmadığı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Arkadaşlar şöyle geçer misiniz? Tamam, geçiyoruz abi. Kendisiyle düet yapıp sosyal medyada paylaştı. Sokağa çıktığında da vatandaşların ilgisine şaştı kaldı. Kurbane dokunmayın bana bugün yar yar. Hakikaten ben bile şok oldum, ben bile inanamadım. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Dokunmayın üstüme gelmeyin dokunmayın. Kendisiyle düet yaptı, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Dokunmayın. Bir çocuk babası 28 yaşındaki Hakan Dinç Elazığ'da yaşıyor. Sondaj ve hafriyat işiyle uğraşıyor. Düeti hazırladım. Hazırladıktan sonra Facebook attım. Facebook attım tabii kendi arkadaş çevreme dinletmek için. Olmadı yer yer. Dinç bir ilke imza attı. Kendisiyle düet yaptı. Seslendirdiği türküleri sosyal medya hesabında paylaştı. Arkadaşları tarafından beğeni topladı. Kısa sürede hayranları oluştu.
2 saat içinde acayip bir yoğunluğa ulaştı. Ben bile inanamadım yani. Dinç şimdi sokakta yürürken durduruluyor. Vatandaşların gösterdiği ilgiye o da şaşırıyor. Yolda yürürken arkadaşlar, tanıdığım tanımadığım arkadaşlar selam vermeye başladı. Sonra bak bu insan işte, o düeti yapan bu kişi diye şaşırmaya başladım ben de yani ister istemez. Dokunmayın bana bugün yar. Metal eşyalar vücuduna yapışıyor. Mıknatıs çocuk göğsünde ütü bile taşıyor. Kaşık, para gibi metal eşyalar vücuduna yapışıyor. Küçük çocuk göreni şaşırtıyor. Televizyonda adam yaparken gördüm. Bana da bu merak sardığı için ben denedim. Balıkesir'de yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanlı, bir yarışmada vücuduna metal eşyalar yapışan bir yarışmacı gördü. Vücudunda deneme yaptı. Aynı özelliğin kendinde de olduğunu anladı. Televizyonda görünce denemek istiyorum dedi. Denedik, oldu. O zamandan beri de yapıyor. 5. sınıf öğrencisi Mehmet'in vücuduna ütü de yapışıyor. Hiçbir sağlık sorunu olmayan Mehmet, doktora da gitmemiş. Böyle özelliğinin olması onu mutlu ediyor. Doktor kontrol falan oldu mu? Yok, olmadı. Özellikle göğüs bölgesinde mi oluyor, vücudun başka yerlerinde de oluyor? Sadece göğüs bölgesinde var. Beyaz lahananın hasadına başlandı sevgili seyirciler. Tarlada 35 kuruşa satılan lahana çiftçiyi daha şimdiden mutlu etti. Çiftçimizin yüzü bu kışlıktan güleceğine inanıyoruz. Lahana hasadı başladı. Satışlardan memnun olan çiftçinin mutluluğu yüzüne yansıdı. Bafra kışlık beyaz lahanasının bu yıl 40 bin dönümün üzerinde dikimi yapılmıştı. Hasadına başlandı, dönümünden 8-10 ton arası bir verim alındı. Rusya'da bizden domates aldığına göre bu kışlık lahanada zaten büyük şekilde karnabahar, brokoli çeşitlerimizi bunlar tüketiyor bizim genelde ihracata. İnşallah bunlar da şey olursa Bafra Ovası'nın yüzü gülecek diye düşünüyoruz. Beyaz lahananın kilosuysa geçen yılla aynı fiyata alıcı buluyor. Yani 35 kuruştan satılıyor. Satışlardan memnun olan çiftçiler beyaz lahananın yüzlerini güldürmesini bekliyor. Zaten kavun karpuzdan zarar ettik. Pirinçten yüzümüz güldü Bafra olarak. Bir de karpuz altına ekimler var işte, geç ekimlerimiz var. Bunlar da yetişirse şu anda erkence ürünlerinde beraber çiftçimizin yüzü bu kışlıktan güleceğine inanıyoruz. Hamsi'nin torbasını 5 liraya sattılar. O torbaya da neredeyse 3 kilo balık koydular. Torba 5! Torba 5! Torba 5! Vatandaş yesin kardeşim, halk yesin. Ucuz. Karadeniz yerli hamsi. Başka tezgahtan alana 10 lira, bu tezgaha uğrayanaysa kilosu 1,5 lirayla 2 lira arasında. Bugün böyle olur, yarın 20 milyona çıkar. Hamsi'nin torbasını 5 liradan sattılar. Torbayaysa neredeyse 3 kilo balık koydular. Torbası 5 lira, 3 lira, 4 kilo geliyor, 5 lira. Zonguldak kent merkezinde hamsinin kilosu 10 liradan satılıyordu. Ancak balıkçılıkla uğraşan bir grup esnaf Karadeniz'den balık avladı. Hamsiyi torbalar halinde satmaya başladı. 2,5 kilo kadar balık koyuyoruz kardeş. Yeri geliyor 3 kilo koyuyoruz. Yeter. Kaç liraya geliyor kilosu? Esnaf yaklaşık 1,5 ton hamsiyi 2 ve 3 kiloluk poşetlere koydu. Torbası 5 liraya satılan hamsiyi gören vatandaşlar adeta tezgahın başına akın etti. Her sene aynı satıyoruz. Torba 5 lira. Vatandaş alışsın. Balıkhanede 10 lira hamsi. Ben dün akşam aldım 10 liraya. Torba 5 lira. Esnaf gün boyu balık satışını sürdürdü. Ucuza satılan hamsi kısa sürede tükenme noktasına geldi. Arkadaşa telefon edeyim de ona da götüreyim. Merhaba efendim, bir kez daha saatlerimiz 7.45'i gösteriyor. Son bir saatimiz kaldı. Günün sıcak notlarını, sıcak gelişmeleri ve gazete manşetlerini aktarmayı sürdürüyoruz. Bizleri YouTube üzerinden ve TGRT FM'den de canlı olarak takip eden izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir kez daha merhaba diyelim. Günaydın Türkiye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehircilik Şurası'nda konuştu sevgili seyirciler. Atatürk Kültür Merkezi projesine karşı çıkan Mimarlar Odası'nı sert sözlerle eleştirdi. Ne yaparsanız yapın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki opera binası 2019'da bitecek dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Şehircilik Şurası'nda konuştu. Hedefinde AKM projesine karşı çıkan Mimarlar Odası vardı. İstanbul'da AKM'nin projesini takdim edersiniz. Ertesi gün Mimar Mühendisler Odası hemen bununla ilgili de müracaatta bulundu. Ne yaptınız siz bugüne kadar ya, onu söyleyin. Biliniz ki inşallah 2019 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin o dev opera binasının bittiği yıl olacaktır. İstediğiniz kadar çırpının, istediğiniz kadar yatın, ne yaparsanız yapın. Böyle yapa yapa 10 yılımızı yediniz. Erdoğan her projeye karşı çıkan bu zihniyetle mücadele sözü verdi. Artık daha size tahammül yok. Bedeli neyse biz bunu yapacağız. Sırça köşklerinden bize ahkam kesenlerin asıl derdi büyük şehirlerin özellikle de kurtarılmış bölge olarak gördükleri belli muhitlerin sadece kendilerine ait olmaktan çıkmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulundu sevgili seyirciler. Başkan Uysal, AKM dünyaya ses getirecek bir proje dedi. Atatürk Kültür Merkezi yıllarca tartışma konusu oldu. Ne zaman yıkılacağı ayrı dert, yenisinin ne zaman biteceği ayrı dertti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni AKM projesini tanıttı, detaylar ortaya çıktı. AKM inşallah 2019 ilk çeyreğinde Murat Bey'den sözünü aldım. Bitireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilk kez konuştu AKM projesiyle ilgili. Başkan, AKM dünyada ses getirecek bir proje dedi. Mevcut projeden daha güzel olsun. Yani iyiydi, çok daha iyi oldu. Lütfen tabii. Baktığımız zaman şu anda projesi hakikaten dünyada ses getirecek bir proje mi? Evet. İstanbulluların merakla beklediği AKM projesi 2019'da tamamlanacak. İstiklal Caddesi'nde yapılan çalışmaların uzun sürmesi zaman zaman tepkilere yol açmıştı malum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal bir açıklama daha yaptı. İstiklal yılbaşına yetişecek dedi. İstiklal Caddesi'nde aylardır hummalı bir çalışma var. Nostaljik tramvayından camisine kadar cadde adeta baştan inşa ediliyor. Çalışmaların uzun sürmesi ise tartışma konusu olmuştu. Peki çalışmalar neden bu kadar uzun sürdü? İşte cevabı. Birçok defa orada işlemler yapıldı. O işlemlerin hepsi yüzeysel yapıldığı için hepsi perişanlık. Esaslı bir çalışma yapalım, biraz emek çekelim, bir daha oralara girmeyelim denilmiş. Ben İstiklal Caddesi'nde yapılan işin doğru olduğunu düşünüyorum. Daha düzenli çalışarak oradaki insanları rahatsız etmeden veya daha az rahatsız ederek çözebilmiş olacağız. Onların tepkilerini alacağız. Ya zaten yılbaşına kadar bitmesi lazım. Onu sıkıştırıp düzelteceğiz. Kendisi de mühendislik bölümü mezunu olan Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya, mühendislik bölümünde okuyan kız öğrencilerle bir araya geldi. Özel sektör ve devlet el ele verdi. Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrencilerine destek sağlanıyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler Aile Bakanı Fatma Betül Sayankaya'yı ziyaret etti. Kendisi de elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olan Bakan Kaya kız öğrencilerle yakından ilgilendi. O meslektaş. Çok güzel Ela. Hazırlık. Öyle mi? Ha. Nerede okudun liseyi? Çapa Anadolu Öğretmen. Kızlar sizlerle gurur duyduk. Bakan Kaya kendi öğrencilik yıllarını özlediğini söyledi. Özlüyorum arada kampüsü biliyor musun? Ben özlüyorum. Güzel öğrenci için çok güzel bir ortamı vardı. Ara ara böyle gece fırsat bulunca yürüyüşe gidiyorum. Böyle bir özlem gider mi? Bakan Kaya, mühendislik alanında okuyan kızların %50'lere ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti. Mühendislik eğitimi almak isteyen kızlara liselerde bu programı önümüzdeki dönemde başlatacağız. Hatta başladığı çalışmalarımız mühendislik eğitimi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. 7 pilot ilde başlattığımız çalışmayı yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz.
Vergisini düzenli ödeyene indirim geliyor sevgili seyirciler. Açıklamayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi yaptı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi müjdeyi verdi. Yeni düzenleme ile uyumlu mükellefe vergi indirimi geliyor. Vergi indirimi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Vergisini düzenli ödeyen vatandaş %5 indirimden faydalanacak. Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak. Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları kapsam dışı olacak. Vergisini düzenli ödeyen mükellefe, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i oranında indirim sağlanacak. Benzin fiyatlarına zam yapılacağı açıklanmıştı. Zamın ne kadar olacağı da belli oldu. Benzine 13 kuruş, motorine 10 ila 12 kuruş arasında bir zam geldi. Alıştık artık zama. Onu artık her gün geliyor. 30 Ekim'de benzine 12 kuruş, motorine ise 18 kuruş zam gelmişti. Benzin ve motorine ikinci zam da kapıda. Zamdan önce depoyu bir fulleyeyim dediniz herhalde. Yok, fulleyemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne kadarlık? 10 liraya kalıyorum şu an. 10 liralık. Nereye kadar götürür? Florya'ya da gideceğim. Rafineri fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle benzin fiyatlarına 9 Kasım'dan itibaren 13 kuruş zam gelecek. Bir hafta sonra bir daha gelir. Her şey dolara bağlı olduğu için olabilir mi? Benzinin ardından motorine de cuma veya cumartesi günü 10 ila 12 kuruş arasında zam gelmesi bekleniyor. Depoyu 250'ye dolduruyorum, şunu da 300'ye TL'ye dolduruyorum. Benzinli mi, dizel mi? Dizel. 9 Kasım'dan itibaren benzinin ortalama litre fiyatı Ankara'da 5 lira 66 kuruş, İstanbul'da 5 lira 61 kuruş, İzmir'de ise 5 lira 63 kuruş olacak. Benzinin şu anki litre fiyatı 5 lira 48 kuruş. Zamdan sonra ise Ankara'da 5 lira 66 kuruş, İstanbul'da ortalama 5 lira 61 kuruş ve İzmir'de yine ortalama 5 lira 63 kuruş olması bekleniyor. Yapacak bir şey yok. Vallahi insaf lazım herhalde. Gelelim motorinin fiyatına. Motorine de 10-12 kuruş zam gelecek dedik ve o zamla birlikte şu anda 4 lira 92 kuruş olan o fiyat ortalama 5 lira 2 kuruşu görecek. Yani motorin 5 lirayı geçmiş olacak. Ya ne yapalım, bir şey yapamıyoruz. Ne kadar oldu litre? Vallahi 5 lirayı buldu herhalde. EPG cazipti, onu da yükselttiler. Binmeyin diyorlar da mecbur kaldığımızda. Türkiye'nin otomobili dünyanın otomobili olacak. Bakan Faruk Özlü, yerli otomobilin aynı segmentteki araçlardan daha ucuz ve daha kaliteli olacağını açıkladı. Türkiye'nin yerli otomobili dünyanın otomobili olacak. Herkes yerli otomobil alacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, içten yanmalı motorların piyasadan çekilmek üzere olduğunu açıkladı. Dünyanın tercihi elektrikli motor dedi. Türkiye'nin teknolojik trendin gerisinde kalmayacağını vurguladı. Zaten rekabetçi olmayan bir otomobil yapmayız. Yani bu rasyonel olmaz. Satamadığımız arabayı yapmayız. Satacağımız arabayı yapacağız. Bakan Özlü, yerli otomobilin fiyatına da değindi. Türkiye'nin otomobili aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli, aynı segmentteki otomobillerden daha ucuz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara müjde var. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosu en geç bir aya tamam. İstanbulluların açılışını dört gözle beklediği Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosu en geç bir ay içinde seferlerine başlayacak. Açıklama bizzat ilk ağızdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Sürücülü olsaydı şayet bu metro yaklaşık bir 6 ay öncesinden açılmış olacaktı. Yanılmıyorsam bu hafta içerisinde sertifikası gelmiş olacak. Dolayısıyla bu ay içerisinde oranın açılabileceğini veya açılmaya hazır hale gelebileceğini vatandaşlarımıza söyleyebiliriz. Tabii bu kadar uzama sebebi sürücüsüz olması sebebiyle testlerin uzun sürmesinden kaynaklı. Sevgili
Sevgili seyirciler, modacı Barbaros Şansal hakkında verilen hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı. Barbaros Şansal küstahlık yapmış, Türkiye'ye hakaret etme cüreti göstermişti. Şansal, geçen yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından attığı bir skandal tweet üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gözaltına alınmıştı. 3 Ocak günü tutuklanan Şansal 56 gün hapishanede kalmıştı. Şansal hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek iddiasıyla 3 yıla, Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama iddiasıyla da 2 yıla kadar hapis cezası sistemiyle dava açılmıştı. Barbaros Şansal dava sonucunda 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. Karara Şansal'ın avukatı itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi dosyayı yeniden inceledi. İnceleme sonucunda Şansal'ın 6 ay 20 günlük hapis cezasını istinaf mahkemesi onadı. Şansal'ın cezası yerel mahkeme kararıyla ertelenmişti. Eğer modacı bir yıl içinde suça karışmazsa cezası infaz edilmiş sayılacak. Neşet Ertaş ismi mahkemelik oldu sevgili seyirciler. Halk Ozanı'nın ailesi Neşet Ertaş ismini kendi adına tescil ettiren şahıs hakkında dava açtı. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca. Ünlü Ozan'ın isminin patent hakkını aldı. Hakkında dava açıldı. 1938 cihana. Halk Ozanı Neşet Ertaş 25 Eylül 2012'de hayatını kaybetti. Geride mirasçısı olarak eşi Nigar Leyla, kızları Döne ve Canan'la oğlu Hüseyin'i bıraktı. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Ancak aile bir süre önce ilginç bir şey öğrendi. Bilen dünyada. Ticaretle uğraşan Osman Paşa Şahin, Neşet Ertaş adını kendi adına tescil ettirmişti. Neşet Ertaş'ın mirasçıları bunun üzerine marka tescilinin iptali için dava açtı. Doyulur mu, doyulur mu, canana kıyılır mı, cananana. Ünlü DJ Hasan Köseoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları sel oldu aktı, ünlü DJ son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü müzisyen Hasan Köseoğlu evinin merdivenlerinden düşmüştü. Beyin kanaması nedeniyle 17 gün yoğun bakımda kalan Köseoğlu hayatını kaybetmişti. Köseoğlu için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri üvey babası Baskın Orhan ve annesi kabul etti. Cenazeye DJ'in yakın arkadaşları katıldı. Ünlü oyuncu Birce Akalay da oradaydı, gözyaşlarına boğuldu. Bazı arkadaşları da Fenerbahçe formalarıyla cenaze törenine katıldı. Köseoğlu'nun cenazesi daha sonra toprağa verildi. Buhar kazanındaki patlama fabrikayı yerle bir etti. Enkaz görüntüsü patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor. Buhar kazanı patladı, taş üstünde taş kalmadı. Harabeye dönen fabrika 5 kişiye mezar oldu. Gürs ilçesindeki boya ve iplik fabrikasındaki buhar kazanının patlamasının ardından etraf adeta savaş alanına döndü. Buhar kazanının parçaları ve enkaza dönen beton yığınları çevredeki işçileri de yaraladı. Bursa'nın Gürs ilçesindeki boya fabrikası işte bu hale geldi. Yıkılan duvarlar, beton yığınlar, paramparça olmuş demir çubuklar patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Patlamanın nedeni ve ihmal olup olmadığı incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Arkadaşlar şöyle geçelim. Gizemli kazıdan ne çıktığı belli oldu sevgili seyirciler. 11 aydan fazla süren o kazıdan bakın neler çıktı. Devam etti. Tüm Türkiye kırmızı eve kilitlendi. Sonunda gizemli kazı tamamlandı. Merakla beklenen rapor açıklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden kazı çalışmaları 3 Kasım'da ani bir kararla bitirildi. Brandalar açıldı, güvenlik nedeniyle kimsenin adım atamadığı o alan görüntülendi. Peki Türkiye'nin konuştuğu kazıdan ne çıktı? Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü konuyla ilgili Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Resmi yazıda kazıdan çıkanlar hakkında bilgi verildi. Kazı çalışmalarında bir adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varılmıştır. Evimiz göçecek diye korkuyoruz. Gizemli kazı sırasında sevgili seyirciler, evlerde oluşan çatlaklar var ve o çatlaklar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bütün mahalledeki evler çatlak. Oğlum hiç bilmiyorum ne yaptılar. Yani bilmiyorum, anca deşildi. Gizemli kazı bitti bitmesine ancak mahallenin derdi bitmedi. Ama şimdi de işte korkuyoruz evimizde kalma yağmurdan, rüzgardan, soğuktan. Niye? Kazılmış. Kazıldı, hep evler çatlıyor çocuğum. Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 aydır devam eden kazı çalışması tamamlandı. Kazı nedeniyle birçok evde çatlaklar oluştu. Evlerde böyle hepsi oğlum yıkıldı. Sizin evde var Köktü. Mı hasar? Var tabi, arka tarafta çatlama var, burada var, duvar var. Mahallelinin iddiasına göre evlerin altı boşaltılmıştı. Kazıldı, evlerimizin altı boş. Olanlar bizim evlerimiz oldu. Herkes tedirgin, ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Evimiz çatladı, duvarımız çatladı. Evlerimizin altı kazıldı. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Kiraya çıkamıyorduk. Kira ödeyecek gücümüz yok. Kazı bitti. Ancak akıllardaki soru işaretleri hala devam ediyor. Tamam, çanta gitti ama ne gitti bilmiyoruz. Götürdüler ama ne götürdüler bilmek, eşyaları mı? Altın mı? Heykel mi? Zehirli balon balığı birçok deniz canlısına zarar verdi sevgili seyirciler. Ahtapot neslini neredeyse tüketme noktasına getirdi. Ne kadar abi kilosu kalamar şu anda? Zehirli balon balığı Marmaris'e akın etti. Ahtapot ve kabuklu deniz canlıları tükenme noktasına geldi. Marmaris Körfezi'nde pek balık kalmadı. Hint Okyanusu kökenli zehirli türlerden olan balon balığı 3 yıl önce küresel ısınma etkisiyle Ege kıyılarına geldi. Asla düşmanı yok. Bütün zarar verdiği çevresindeki diğer canlılar, kalamar olsun, bilhassa yavru balıklar olsun, bunları maalesef tüketiyor ve bunlar için geliyor. Boyları 10 ila 70 santim arasında değişen zehirli balon balıkları birçok deniz ürünlerimizi tüketme noktasına getirdi. Siyanürden bile zehirli olan balon balığı balıkçıların da korkulu rüyası oldu. Olta balıkçıların da Marmaris Körfezi'nde basından da gördüğünüz gibi korkunç bir balon balığı saldırısına uğruyor oltaları ve oltaları kesip kopartıyor. Bunun çaresi ancak bilimsel çalışmalarla, üniversitelerle işbirliği yapıp ve projeler üreterek bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Ortada bir yangın veya kurtarılmayı bekleyen bir canlı yoktu. Ancak çok sayıda itfaiye ekibi önlem amaçlı o noktaya gitti ve facianın eşiğinden dönüldü. Sancaktepe'de facianın eşiğinden dönüldü. Sokaklar duba ve polis araçlarıyla kapatıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. NATO'nun akaryakıt boru hattı delindi. Akaryakıt sokaklara aktı. Borudaki sevkiyat da o anda kesilmiş oldu. Çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bir evden gece yarısı alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için uzun süre uğraştı. Bir kıvılcım yetti, alevler bir evi böyle yuttu. Kocaeli'de gece yarısıydı. Ali Bezir'e ait boş evden alevler yükseldi. Bir anda her yeri sardı. Alevleri gören mahalleli itfaiyeyi aradı. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ama yangını söndürmek kolay olmadı.
Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Sıkış nedeni araştırılıyor. Park halindeki araç alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sahibi şaşkına döndü. Yeni aldığı aracı yıkamacıya bıraktı. Küle dönmüş halde geri aldı. Araba yanıyor alev alev. Olay Antalya'da yaşandı. Murat Aksoy aracını oto yıkamaya bıraktı. İddiaya göre araç yıkandıktan sonra çalışmadı. Yıkamacılar aküye su kaçtı diye takviyede bulunmak istedi. Ama araç bir anda yanmaya başladı. Bir anda alev aldı alev. Araç dakikalar içerisinde alevlere büründü. Herkesin gözü önünde küle döndü. İtfaiye ekipleri yanan aracı güçlükle söndürdü. Aksoy kullanılamaz hale gelen aracını görünce şaşkına döndü. Vallahi kasko, satış yeri aldığım için kaskosu yok. Artık şu anda bilmiyoruz yani. Yıkamacı artık ne şekilde yapacak bilmiyorum. Ünlü otelin demir korkuluklarını çaldılar. Sevgili seyirciler, korkulukların çalındıysa 3 gün sonra fark edilebildi. Bu da oldu. Lüks otelin korkulukları hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar daha sonra kayıtlara karıştı. Olay Antalya'nın Kundu bölgesinde yaşandı. Çok güzel bir oteldi yani, çalışıyordu. Çok iyi oteldi ama şimdi şu anda bakıntı olarak geldi. Hırsızlar o meydana çıkış günü bir yerde bir şey koymuyorlar ki. Burası bir zamanların dünyanın en lüks otellerinden biriydi. Azeri Rus iş adamına ait otel borçlar nedeniyle kapandı. Otelin çalışanları işten çıkarıldı. Elektriği kesildi. Hırsızlar da bu durumdan faydalandı. Çalışan artık hep çoğu ayrıldı çalışanların. Fazla da ilgilenmiyorlar yanılmıyorsam. Tabii kimse de olmadığı için... Hırsızlara ekmek kapısı. 2 metre uzunluğundaki altın sarısı 7 korkuluğu çalan hırsızlar hala bulunamadı. Olayın haber değeri vardı. Basın mensupları görüntü çekmek için otelin önüne geldi. Ancak hakaretle karşılandılar. İşine bak. Ya işini yapıyorsun bak. Abi bana bak. Bana küfür edeme. Sana, sana çekme diyor bak. Sana çekme diyor, halen çekiyorsun ya. Beni çekme. Bak beni çekme. Evet. Çektin beni, beni çekme. Dokunma makineye. Beni çekme. Dokunma. Güvenlik görevlisi basın mensuplarının görüntü almalarına izin vermedi. Gazilerimize saldıran magandalardan biri olan Doğan Çiçek'in ailesi konuştu sevgili seyirciler. Aile gazilerden özür diledi. Çocuklarımız cezalarını çeksin dedi. Cumhurbaşkanımızdan, devlet büyüklerimizden, milletimizden, gazilerden ve gazinin ailesinden, ailem adına çok çok özür diliyorum. Bizim hatamız eğer çocukların kavgasıysa ben herkesten özür dilerim. O özrün nedeni bu görüntülerdi. Ankara'da iki gazimize ve ailesine yönelik şehir magandalarının saldırısı gündemdeki yerini koruyor. Gazilerimizi darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Doğan Çiçek'in ailesi konuştu. Hiçbir anne baba böyle bir şeyi istemez. Hiçbir anne baba böyle bir şeyi onaylamaz. Oğlumuzun hatasını asla onaylamıyoruz. Cezası neyse onu cezasını çeksin. Adalete, ben devletimize güveniyorum. Anne Feyza Çiçek, oğlunun tecilini bozdurduğunu, 3 ay sonra askere gideceğini belirtti. Ben oğlumu askere gönderecektim. Elini kınalayacaktım. Çok çok özür diliyorum. Ben oğlumun terörist olarak yargılanmasını istemiyorum. Oğlumu getirir elini ayağını da öptürürüm. Öpsün de, öpecek de. Saldırganın babası Sayın Çiçek, milliyetçi bir aile olduklarını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmek istediğini ama kapıdan içeri alınmadığını belirtti. Bebeğini de kendisiyle birlikte öldürecekti. Polisin yöntemi hayat kurtardı. Bunalıma girdi, kucağında bebeğiyle çatıya çıktı ve herkes nefesini tuttu. Bir polis sürünerek yanına yaklaştı, ikisini de kurtardı. Çin, film gibi bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Bir kadın eşi eve gelmiyor diye bunalıma girdi. Bebeğini de yanına alıp çatıya çıktı. İtfaiye, polis, herkes seferber oldu. Gerilimli dakikalar böyle başladı. Yetkililer dil döktü ama nafile. Kadın kimsenin yanına yaklaşmasını istemiyordu. Hemen B planı devreye sokuldu. Bir polis usulca yanına yaklaşmaya başladı. Sürüne sürüne metrelerce böyle ilerledi. Kadın lafa tutulduğu için fark etmedi. Polis de yanına kadar gitti.
uygun anı kolladı ve üstüne atıldı. Kadın kucağında bebeğiyle birlikte zemine düştü. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanmış oldu. Yeni doğan bebeği bir parka bıraktılar sevgili seyirciler. Vatandaşlar tarafından fark edilen bebek donmak üzereyken kurtarıldı. Dünyaya gözlerini açar açmaz sokağa terk edildi. Ağlama sesini duyan vatandaşlar hayatını kurtardı. Yürek burkan olay Batman'da yaşandı. Parkta ağlama sesi duyan vatandaşlar yeni doğmuş bir bebekle karşılaştı. Artık annesi mi bırakmış, babası mı bırakmış, kim bırakmışsa parka bırakıp gitmişler. İhbar üzerine polis geldi. Ekipler bebeği alıp sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen bebek yoğun bakıma alındı. Polis bebeği parkta bırakan kişiyi arıyor. Eşi küçük bebeğiyle birlikte kayıplara karıştı. Acılı adam ne yapacağını şaşırdı. Şimdi çocuğumuzu da al gel ne olursun. Ben yalnız kaldım burada. Uyudu uyandı. Eşinin çocuğunu alarak kaçtığını öğrendi. Bir haftadır her yerde eşini ve evladını arıyor. Eşimden ricam dönsün gelsin geriye. Herhangi bir sorunu varsa gerçekten çözelim yani. Antalya'da yaşayan Osman Şeker, 2 yıl önce Kırgızistan asıllı Anara T ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu. Bir hafta önce işten gelen 58 yaşındaki adam dinlenmek için yattı. Uyandığında eşinin ve çocuğunun evde olmadığını fark etti. 8-10 defa aradım, telefona bakmayınca yatak odasına gittim, gıcık aldım yani. Baktım orada valizi vardı, büyük valizi vardı, valiz yok. Valiz olmayınca şüphelendim tabii. Daha sonra binmiş olduğu taksici arkadaşı buldum. Dedi abi ben götürdüm havalimanına, ikinci hat, dış hatlara götürdüm dedi. Ama yanında çanta, valiz ya da bebek arabası yoktu dedi. Biraz araştırma yapan Osman Şeker, eşinin bindiği taksinin sürücüsüyle konuştu. Eşi ve çocuğunun havalimanına gittiğini öğrendi. 16 aylık oğlunun bebek arabasını ise evine 400 metre uzakta terk edilmiş halde buldu. Yani onun kokusuyla yaşıyorum. Hala da öyle. O gittikten sonra eve gelemiyorum yani. Eve gelemiyorum. Gerçekten gelemiyorum yani. Eşyasını gördüm moralim bozuyor. Ben eşimi ve çocuğumu çok seviyorum. Geri dönmesini istiyorum. Her gün acı çekiyorum. Çocuğumun fotoğrafına bakıyorum. Eşyalarıyla her gün beraber yatıyorum. Kucaklayıp yatıyorum. Genç kadın kendini denize attı. Sahilde hareketli dakikalar yaşandı. Taksiyi durdurdu, kendini denize attı. Çırpınan kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı. Olay İstanbul'da yaşandı. Zehra K. sabah saatlerinde taksiye bindi. Rumeli Hisarı'nın önüne geldiğinde şoförden durmasını istedi. İner inmez koşmaya başladı. Kendini boğazın serin suyuna bıraktı. Atladı birden. Yani orada da bir amca vardı sağ olsun. Beraber koştuk. Taksi şoförü şaşkındı. Hemen balıkçı teknelerinden yardım istedi. Diye arkadaşlara haber verdi sonra. Balıkçılar sahile yanaşıp genç kadını kurtardılar. Tekniciler de daha sonra kurtardılar artık kapıcağı. Yani herhangi bir şey bana şey söylemedi. Ruh halini çözemezsin. Bu sırada taksi şoförü de ambulans çağırdı. Genç kadın ıslanmıştı. Ekipler hemen havlu getirdiler. Sonra da ambulansla hastaneye götürdüler. Sevgili seyirciler, sıcak bir gelişmeyi paylaşacağız şimdi. Ekranlarınızda da yansıyor. Ankara Aksaray yolu üzerinde bir otobüsün yoldan çıkması sonucu kaza yaşandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Ankara Aksaray yolunda bir yolcu otobüsü ifade ettiğimiz gibi yoldan çıktı sevgili seyirciler. Kaza sonucunda da 3 kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre Batman'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir otobüsten bahsediyoruz. Bu otobüs Ankara Aksaray karayolunun 150. kilometresinde, şu anda da ekranlarınıza yansıyan bölge Şerefli Koçhisar Mahallesi Karadere Mahallesi'nin yol ayrımında yoldan çıkarak gördüğünüz tarlaya uçtu ve 24 yolcu bulunuyordu o otobüste. Kaza sonucu Mehmet Hamburg, Kadriye Aksoy ve Selahattin Karadoğan isimli yolcular yaralandı. Yaralılar hemen olay yerine gelen sağlık ekipleriyle ambulanslarla sevgili seyirciler hastanelere kaldırıldı.
Şerefli Koçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yaralıların tedavilerine başlandığı, durumlarının iyi olduğu bilgisi de var. Dediğimiz gibi Ankara Aksaray Karayolu üzerinde Batman'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü yol ayrımında kavşakta yoldan çıkarak tarlaya uçtu ve 3 kişi bu kaza sonucunda yaralandı. Yaralıların durumunun da iyi olduğu bilgisi var. Sevgili seyirciler, yürüyen merdivende dengesini kaybeden bir kadın düştükten sonra ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yürüyen merdivenden düştü. Üstüne bir de ezilme tehlikesi geçirdi. Taksim metrosundan çıkan bir kadın dengesini kaybetti. Yürüyen merdivenden düştü. Düşen kadını görmeyenler kadının üstüne bastı. Çevredekiler ve güvenlik görevlileri düşen kadını hemen ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından da talihsiz kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öldürülüp boş bir araziye atılan 24 yaşındaki gencin katili en yakın arkadaşı çıktı. Cesedi boş bir arazide bulundu. 26 yerinden bıçaklanmış ve boğazı kesilmişti. Onu acımasızca öldürense en yakın arkadaşı çıktı. Bursa Nilüfer'de yaşayan 24 yaşındaki Kadir Çelik, Çalı Mahallesi'ndeki boş arazide öldürülmüş olarak bulundu. Üstünde kıyafetleri olmayan ve kimliği de bulunamayan cesedin kime ait olduğunu belirlemekle başladı polis işe. Ardından Kadir Çelik'in en son kimlerle görüştüğünü araştırdı. Cinayet günü en yakın arkadaşının otomobiliyle gezdiğini belirleyince hemen harekete geçip gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden DŞ, en yakın arkadaşı Kadir Çelik'i kendisini sürekli aşağılayıp kötü davrandığı için otomobilin içinde öldürdüğünü, cesedini de boş araziye attığını itiraf etti. Sayın seyirciler, tüfek alan bir kişi tüfeğini denemek istedi ancak canından oldu. Aynen orada şey var. Yeni aldığı tüfeği denedi, hayatını kaybetti. Kapıldığında 51 yaşındaki Mehmet Fatih Özdemir İstanbul'dan Adana'ya arkadaşlarını ziyarete geldi. Arkadaşıyla evde oturduğu sırada internetten aldığı pompalı tüfeği denemek istedi. Evden dışarı çıktı. Tüfeğiyle havaya ateş etti. O sırada tüfek tutukluk yaptı. Soruna çözüm aradığı sıradaysa tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar yüzüne geldi. Kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tüfeğini deneyen kişinin öldüğünü tespit etti. Özdemir'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bunalıma girip çatıya çıkan adamın yardımına bir vatandaşımız bakın nasıl koşuyor. Çektiler. Ay kalbim duruyor. Sadece... Bunalıma girdi, çatıya çıktı. Genç adam onun bir anlık dalgınlığından faydalandı. Ay aman böyle tanrım. Kurtardı. Ay vay. Ay. Ay. Ay gitti kalbim. Ah çektiler. Ay kalbim duruyor. Mehmet Aslan altı katlı binanın tanrım. Çatısına çıktı. Ay vay. Elim içi bak. Elim içi bak. Elim manyak ya. Atacak ha kendini. Ama Gamze o başka yerde şu an. O nerede? Şimdi götürürler. O atsa atardı ya. Bu sırada çevredekilerden biri soluğu çatıda aldı. Ay bayıldım orada bayıldım. Aa biri gitti. O şey değil mi o çocuk? Kamera şey değil mi kafedeki çocuk o? O kafedeki çocuk değil mi? Aa Melih gitti o. Melih evet. Manyak o.
Melih gitti. Melih isimli bu genç, ay, Mehmet Aslan'ın bir anlık dalgınlığına fırsat bildi, kolundan yakaladığı yukarı çekti. Bir yolcu otobüsü yayaya çarptı. Sayın seyirciler, o sırada bir doktor da oradaydı. Hemen yaralının yanına koştu. Yolcu otobüsü yayaya çarptı. İmdadına yoldan geçen doktor yetişti. Zonguldak'ta 48 yaşındaki Bayram Kavşur yolun karşısına geçiyordu. Bir yolcu otobüsü yaya Bayram Kavşur'a çarptı. Yaya Kavşur çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. O sırada yoldan bir doktor geçiyordu. O doktor ağır şekilde yaralanan yayaya hemen yardım etti. Ağır yaralı yaya hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü ise polis merkezine götürüldü. Narkotik polisi deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vurdu sayın seyirciler. İşte o hareketli dakikalar geliyor ekranlarınıza. Narkotik polisi Beyoğlu'nda operasyon düzenledi. Boş bir arazide içinde esrar olan 12 çöp poşetine el koydu. Baskın sırasında yoldan geçen şüpheli bir aracı da durduran ekipler yanılmadı. Araçtaki hırsız çetesi de çökertilmiş oldu. Narkotik polisinin operasyonuna özel harekat polisleri de destek verdi. Önceden belirlenmiş adresteki evler didik didik arandı. Mahalledeki boş arazilere de bakıldı. Baskında 50 kilogram esrar ele geçirildi. Narkotik baskını dışında çok sayıda araç da durduruldu. Arama yapıldı. Vatandaşların da GBT'leri sorgulandı. Kamyonun içinden eroin fışkırdı. Zehir tacirleri polisten kaçamadı. Gel, çek. Uyuşturucuları paketlediler, kamyona gizlediler ama kaçamadılar. Kafa vurun aşağıya. Van'da polis ekipleri Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçti. Van Erciş yolu üzerindeki kamyon garajına gitti. Park halindeki bir kamyonda arama yaptı. Abi ses. Dedektör köpeğiyle yapılan aramada kasaya gizlenmiş 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi. Kamyon ve eroin paketlerine el konuldu, bir kişi gözaltına alındı. Ve son kez gazete manşetlerine bakalım. Türkiye Gazetesi'ne bakacağız. Oyunda biz de varız diyor gazete. Bilgisayar ve mobil oyun pazarı büyüyor. Dünyada 1 milyar kişi Türk yapımı e-oyunları oynuyor. Şirketlerimizde 100 milyon dolarlarla ifade edilen satışlara imza atıyor. Baş döndüren bir hızla ilerleyen teknoloji e-oyun tutkunlarının sayısını patlattı. Pazarın büyüklüğü 110 milyar dolar. Bunun 40 milyar dolarını mobil oluşturuyor. Sektör yılda %7 büyüyor. Oyunda baş aktörlerden biri haline gelen Türkiye'nin 3 yıl içinde pazar payını 2 milyar dolara çıkarması bekleniyor. 1 milyardan fazla insan da Türk firmalarının geliştirdiği oyunları oynuyor sevgili seyirciler. 110 milyar dolarlık pazarda söz sahibiyiz diyor Türkiye Gazetesi. Bir diğer başlıkta şehirler zindan oldu. Cumhurbaşkanı Şehircilik Şurası'nda yerel yönetimleri net bir dille uyardı. Şehirlerimiz bireysel hırsızları merkeze alan bakış açısıyla inşa ediliyor. İnsanın kendi elinin ürünü olan şehirde dünyasını karartan bir ruh haliyle oradan oraya savruluyor. Metropollerin insanı değirmen gibi öğütmesinin sebebi budur. Yeşillik arıyorsanız maalesef mezarlıklarda buluyorsunuz. Kronikleşen bu meselelere çözüm bulmanın mücadelesini veriyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Habertürk gazetesine bakalım. Kalp dayanmaz diyor. Habertürk gazetesi bir özel haberi manşetle taşıyor. Büyüttü, okuttu, öldürdü, evlat acısından öldü diyor gazete. Hemen paylaşalım. Göktürk ailesinin dramı. Onların büyük hayali uyuşturucuyla 5 yılda ocak söndüren kabusa dönüştü. Emekli polis Burhan Göktürk ve eşinin en büyük hayali başarılı çocukları Göktan'ın yurt dışında okutmaktı. Maaşlarından biriktirip ekonomi okusun diye Avusturya'ya gönderdiler onu. Ancak Göktan 4 yıl sonra okulu bitiremedim deyip döndü. Aile karakteri değişen ve saldırganlaşan Göktan'ın uyuşturucuya alıştığını öğrendi.
Evde kavga eksik olmuyor. Korkan çift gece odalarını kilitliyor. Gökten bir sabah annesi yokken bıçakla babasına saldırdı ve tabancasını almaya çalıştı. Silah patladı, ağzından vurulan Gökten öldü. 30 ay hapis yatan baba tahliye edildi. Ancak evlat acısını daha fazla kaldıramadı. O da kalpten öldü. Büyük bir aile dramı Habertürk gazetesinin bugünkü manşetinde yer buluyor. Yeni Akit gazetesine bakalım. 6.284 yuva yıkılıyor. Aileyi koruma kanunu kaş yapayım derken göz çıkartıyor demiş Yeni Akit gazetesi. Paylaşalım detaylarını. 2012'de uygulamaya konulan 6.284 sayılı kanunun yaraya merhem olmak bir yana aile içi parçalanmaların kaynağı haline geldi. Akit'e konuşan uzmanlar Türk aile yapısı dikkate alınmadan hazırlanan kanunun erkekleri sorgusuz sualsiz suçlu pozisyonuna düşürdüğünü, verilen 1-6 ay evden uzaklaştırma cezalarının da şiddeti ve ayrılıkları tetiklediğini belirtmişler. Hangi uzmanlardan bahsediyor gazete detayında varsa okuyabilirsiniz. Vatan gazetesine bakalım. Ezber bozan görüşme diyor Vatan gazetesi manşetinde. Tesla ve SpaceX gibi dev projeleriyle ezber bozan adam olarak anılan girişimcilik dehası Elon Musk dün Beştepe'de ağırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi Musk. Musk'ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak TürkSat 5A ve 5B uydularının yanı sıra elektrikli yerli otomobil, yenilenebilir enerji gibi konular üzerinde durulduğu bilgisi paylaşılıyor. Ve böylelikle de gazete manşetlerini artık noktaladık. Günaydın Türkiye'de gelişmelerle devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, 3 hırsız 10 dakikada bir mağazayı boşalttı. Yoldan geçenlere dahi aldırış etmeyen hırsızların soygun anında kameralar kayıttaydı. Ne yoldan geçenler ne de dükkanın alarmı. Hiçbir şey hırsızları durduramadı. Burası İstanbul Bayrampaşa. Görüntüler tekstil mağazasının güvenlik kamerasından. Akşam saatleriydi. Mağazanın önüne bir araç yanaşıyor. Kısa süre sonra o araçtan 3 kişi iniyor. Biri kapıya yöneliyor. Diğer ikisi ise etrafı kolaçan ediyor. Kimsenin olmadığı anda kilidi kırarak içeri giriyorlar. Üç hırsız vakit kaybetmeden mağazayı boşaltmaya başlıyor. Yaklaşık 10 dakika içinde mağazayı soyan hırsızlar çaldıkları ürünleri araçlarına yükleyip gözden kayboluyor. Dükkana müşteri gibi girdi, çalışanları oyaladı. Masanın üzerinde duran cüzdanı da rahatça boşalttı. Müşteri gibi geldi, masanın üzerinde duran cüzdanı böyle boşalttı. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. Burası bilgisayar ürünleri satan bir mağaza. Görüntülerde içeriye bir müşteri giriyor. Mağazada iki görevli var. Adam önce etrafı kolaçan ediyor. Ardından masanın üzerinde bir cüzdan olduğunu fark ediyor. Hırsız cüzdanı alacak ancak vazgeçiyor. Mağaza çalışanını uzaklaştırmak için su istiyor. Bu sırada adam ani bir hareketle cüzdanın içindeki paraları çalıyor. Hırsız şüphe çekmemek için sakin adımlarla mağazayı terk ediyor. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etmeye çalıştığı hırsızın peşinde. Motosikleti çaldı ancak tuvalette yakalandı. Polisleri karşısında gören hırsız burada da mı rahat yok dedi. Yavaşça yaklaştı. Park halindeki motosikleti böyle çaldı. Görüntü Adana'dan. Hakan Coşkun motosikletini park ettikten sonra evine çıktı. Burası oturduğu apartmanın güvenlik kamerası. Görüntülerde bir adam beliriyor. Hırsız Burhan T. etrafı kolaçan ettikten sonra motosikleti alıyor. Kısa süre sonra gözden kayboluyor. Motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını fark eden sürücü hemen polise haber verdi. Polis güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler hırsızın motosikleti satacağı yerlere baskın yaptı.
Bir dükkanda kıstırılan hırsız tuvalete saklandı. Motosiklet çalıyor musun, doğru mu? Bana ne? Bir anda polisleri karşısında gören hırsız, burada da mı rahat yok diye ekiplere tepki gösterdi. O kamera şey... Otomobilini park edip evine gitti. İçi rahattı ancak otomobilin çalınması 10 saniye bile sürmemişti. Ruhsat içinde, müzik seti içinde, teyip içinde, her şey içinde. 10 saniyede otomobil çalarak kayıplara karıştı. Hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Burada gördüğünüz gibi adam geliyor arabaya, 10 saniyede çalıştırıyor, biniyor. Yeşilova Kavşağı'na doğru gidiyor. Olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Aynı gün karakola gittik, şikayette bulunduk. Özgür Altınok otomobili park ederek evine gitti. Ancak geri döndüğünde otomobili yerinde değildi. Ya, güvenlik kameraları incelendi. Arabanın süzgeçlerini değiştirdik, içinin kılıflarını değiştirdik. Yukarı çıktı, yarım saat kadar geçmedi, araba gitti. Görüntülerde bir kişi otomobile yaklaşıyor, otomobilin arkasından dolanıyor, kısa sürede kapısını açarak yaklaşık 10 saniyede otomobili çalıyor. Beton mikserinin pompası patladı. Yaralanan iki işçi vinç yardımıyla çıkarılabildi. Beton mikserinin pompası mı patladı? İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Beton mikserinin aktarma borularını tutan iki işçi yaralandı. Arkadaşlar şunu bir boşaltın. Koray şuraya bir şerit çek Koray. Geri çıkın arkadaşlar geri çıkın. Feci olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İşçiler inşaat alanında çalışıyordu. O sırada beton mikserinin pompası patladı. İşçilerden biri borudan fışkıran beton nedeniyle yaralandı. Diğer işçi de tahta iskelenin altında mahsur kaldı. Kayarak geldi, şeye vurdu, direğe vurdu. Orada bizi savurdu aşağı attı. Ben de dört kişiydi. Şoförle beraber 5 kişi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi. İşçiler vinçle yukarı çıkarıldı. Arkadaşlar şunu bir boşaltın. Koray şuraya bir şerit çek Koray. Geri çıkın arkadaşlar geri çıkın. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ölümle burun buruna geldiler. Kamyonet tepesinde hayatlarıyla oynadılar. Ani bir hareketleri canlarına mal olabilirdi. Ama onların umrunda bile değildi. Kazaya davetiye çıkaran görüntüler İstanbul'dan. Bize bakıyor. Gece saatleriydi. Yük sınırını aşan kamyonet bir diğer sürücünün dikkatini çekiyor. Görüntülerde sadece aşırı yük ihmali yok. Aracın kasasında da 4 kişi bulunuyor. Kendi canını hiçe sayan sürücü trafiktekilere de korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kendisiyle düet yapıp sosyal medyada paylaştı. Sokağa çıktığında da vatandaşların ilgisine şaşırdı. Kurbane, dokunmayın bana bugün yar yar. Hakikaten ben bile şok oldum. Ben bile inanamadım. Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Dokunmayın, üstüme gelmeyin. Dokunmayın. Kendisiyle düet yaptı. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Dokunmayın. Bir çocuk babası 28 yaşındaki Hakan Dinç Elazığ'da yaşıyor. Sondaj ve hafriyat işiyle uğraşıyor. Düeti hazırladım. Hazırladıktan sonra Facebook'a attım. Facebook'a attım tabii kendi arkadaş çevreme dinletmek için. Olmadı yer yer. Dinç bir ilke imza attı. Kendisiyle düet yaptı. Seslendirdiği türküleri sosyal medya hesabında paylaştı. Arkadaşları tarafından beğeni topladı. Kısa sürede hayranları oluştu. 2 saat içinde acayip bir yoğunluğa ulaştı. Ben bile inanamadım yani. Dinç şimdi sokakta yürürken durduruluyor. Vatandaşların gösterdiği ilgiye o da şaşırıyor. Yolda yürürken arkadaşlar, tanıdığım tanımadığım arkadaşlar selam vermeye başladı. Sonra bak bu insan işte o düeti yapan bu kişi diye şaşırmaya başladım ben de yani ister istemez. Dokunmayın. Oruç tut, sıhhat bul, sıhhat bul. Bu sözü her Ramazan camileri mahyalarında sık sık görmüşsünüzdür sevgili seyirciler. Dünya çapında Harvard Üniversitesi de bu konuda bir araştırma yaptı. Orucun sağlığa faydalarını bu kez bilimsel olarak ortaya koydu. Müzik.
Oruç tutuyor musun? Tutuyor. Şimdi oruç tutanın ömrü uzuyormuş. Evet. İnanır mısın? İnanırım. Neden olabilir? Neden? Vücutun rahatlıyor, dünya dinleniyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre oruç tutmak ömrü uzatıyor. Fazla elin zahmide yoruluyor, kendini yoruluyorsun. Aradan bakıyorsun kan basıncı artıyor. Ama az yediğin zaman dinç oluyorsun. Oruç ya da kısıtlı miktarda yemek yemek hücrelerimizdeki mitokondriyal ağlarda değişikliğe sebep oluyor. Bu da ömrümüzün uzamasını sağlıyor. Benim bildiğim kadarıyla ayetlerde de var. Bu Kur'an'da da var. Oruç ömrü uzatıyormuş. Yaşam süresini araştırmak için ömürleri sadece 2 hafta olan yuvarlak solucanlar kullanılarak deney yapıldı. Sonuç olarak sınırlı diyetin hücrenin kendi metabolizmasını koruma eğilimini arttırdığı anlaşıldı. Babam 80 yaşında, halen Antalya'da oturuyor, halen ülkeleri tutar. Sağlıklı mı? Babam, çok şükür. Üstelik oruç tuttuğumuz zamanların dışında kısıtlı yemeye de devam edersek genç kalıyoruz. Doğrudur. Neden olabilir? Mide boş kalıyor, mide yorulmuyor. Sağlığımız yerine geliyor, midelerimiz dinleniyor. Bir de Peygamberimizin sünneti de var öyle. 69 yaşındayım, ilkokuldan beri oruç tutuyorum. Hiç bırakmadım. Yavru atmacayı yakalayıp atan ayağına kelepçe taktılar sevgili seyirciler. Kurtarılan yavru atmaca şimdi veterinerde. Şu aparatlar tarafı ayaklarına bağlanmış uçmaması için. Yani tabii ki bu yapılmaması gereken bir hareket. Zaten bu yaban hayvanıdır. Normalde doğada olması gereken vahşi bir hayvandır. Yani kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Vicdansızlardı. Yavru atmacanın ayağına kelepçe takmışlardı. Bu şekilde hayvanların esir olması, esaret altında yaşamasını uygun görmüyoruz. Zaten yasalar da bunu engelliyor. Akıl almaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler yavru atmacayı yakaladı. Sonra da atmacanın ayağına kelepçe taktılar. Sözde eğitim vereceklerdi. Şu aparatlar tarafı ayaklarına bağlanmış uçmaması için. Yani tabii ki bu yapılmaması gereken bir hareket. Zaten bu yaban hayvanıdır. Normalde doğada olması gereken vahşi bir hayvandır. Yani kesinlikle kişilerin bu tür hayvanlara bakmasını önermiyoruz. Yavru atmaca uçmaya çalıştığı sırada elektrik tellerine takıldı. Oracıkta kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yavru atmacayı kurtardılar. Yani uçmasın, kendilerine kalsın diye farklı amaçlarla ya işte sevdiği için beslediğini zannediyor. Bir muhabbet kuşu gibi şey gibi ya da işte köyünden öyle gördüğü için yaşam alanlarında kendi hayatlarında hep öyle gördükleri için atmaca beslemeye herhangi bir şekilde kendilerine işte yakın buluyor bazı insanlar. Veterinere teslim edilen atmacanın durumu iyi. Yarın da inşallah güzel bir şekilde uçuracağız. Aylardır görmediği asker babasına kavuşan küçük kız dakikalarca ona sarıldı. O anlar tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Kapıya baktı, koşmaya başladı. Özlemle beklediği asker babası karşısındaydı. O kucaklaşma tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Askerimiz kutsal görev için aylardır ailesinden ayrıydı. Beklenen o an gelmişti. Gün kavuşma günüydü. Askerimiz kapının arkasında bekledi. Kızına sürpriz yapacaktı. Eşi de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Küçük kız babasını kapıda gördü. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz aslanım. Kendi lisanınca baba dedi, koştu. Başını babasının omzuna koydu. Baba kız uzun uzun sarıldı. Babam. Melisa kim geldi anne? Çekim yapan anne ise hıçkırıklara boğuldu. Düşebilsem toprağa.
Bu duygusal dakikalar kısa sürede sosyal medyada da yayıldı. Kavuşmaların en güzeli olarak hafızalarda yerini aldı. Ve noktalıyoruz sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından Evren Aydın gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Biz yarın saatler 5.45'i gösterdiğinde haftayı da birlikte noktalamak üzere Günaydın Türkiye'de karşınızda olacağız. Mutlu günler.